Gençler selam. Ben Irmak Hoca, matematik öğretmeniyim. Bilenleriniz vardır. Bilmeyenleriniz için ise İsmail Hoca'nızın eşiyim arkadaşlar. Şimdi bu İsmail Hoca'nız dedi ki, hocam biz koca kitabı bitirdik, kampı bitirdik. Sen bu kitaptan bir soru bile çözmedin. Bu evde iki matematikçi değil miyiz? Neden videolara hep ben çözüyorum? Dedi ki haklı. Ben dedim ki peki madem hocam o zaman öyleyse geçtim kamera karşısına. Kalemimi de aldım elime. Bu kitaptan sizler için arkadaşlar birkaç soru çözeceğim. Son konumuz permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık. Sizler için soru çeşitliliği çok fazla olduğu için biraz zor bir konu arkadaşlar. Genel olarak hep şunu duyarız öğrencilerden. Ne kadar çok soru çözseniz de bir sonraki teste geçtiğinizde ya da üstünden bir süre geçtiğinde unuttuğunuz, yapamadığını söylediğiniz bir konu. Ve haklısınız da dediğim gibi soru çeşitliliği çok fazla olduğu için genelde sizlerin sıkıntı yaşadığı bir konu arkadaşlar bu. Umarım sizler için faydam olur. Şimdi bu konudan sizler için birkaç soru çözeceğim. Bu arada gerçekten birkaç soru çözeceğim. Çünkü içeride 16 aylık bir kızım var ve İsmail hocanızın videolarını biliyorsunuz uzun uzun sürüyor arkadaşlar. Benim bu videonun tamamını çekmek gibi bir imkanım yok. Ama en azından birkaç soru çözersem hem kendim de mutlu olmuş olacağım. Umarım siz de bundan mutluluk duyarsanız diyorum. Ve vakit kaybetmeden siz de hazırsanız, kitaplarınız yanınızdaysa, kalemleriniz hazırsa arkadaşlar ilk sorumuza geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Şimdi ilk sorumuza başlayalım arkadaşlar. Ne diyor soru bize? Fatih'in 3 farklı uzunlukta, 3'ü kırmızı, 4'ü mavi, biri sarı olan 8 tane kalemi vardır. Buna göre aynı boydaki kalemler bir arada olmak şartıyla kalemlerini en fazla kaç farklı şekilde sıralayabilir demiş. Şimdi şuraya baktığımız arkadaşlar şuradaki kalemler aynı boyda. Ben buradaki 3 tane kalemi 3 faktöriyel şeklinde sıraladım. Çarpı. Buraya geldim. Yine 3 tane kalemim var. Bunları 3 faktöriyel şeklinde sıralarım. Fakat şunu unutmamam lazım. Bölü dedim. Burada 2 tane kırmızı olduğu için bu tekrarlı permütasyondan kaynaklı arkadaşlar. Bölü 2 faktöriyel diyeceğim. 2 kırmızıdan kaynaklı. Sonra şuraya baktığımız aslında burasını da sıralarız ama gerek yok. Neden? Çünkü zaten aynı renkteler ve aynı boydalar tek bir durumda sıralanacaktır arkadaşlar bunlar. Bu sebepten dolayı bunu yazmıyorum. Son olarak 1, 2, 3 tane grubumuz olduğu için ve biz bu 3 tane grubu arkadaşlar kendi arasında 3 faktörel şeklinde sıralayacağımız için şuraya yazı verelim. 3 faktörel olarak yazdım. Hesaplayalım bakalım ne geliyor. 3 faktöriyel 6, 3 faktöriyel aynı şekilde 6. Şurası da sadeleştirirsek 6 bölü 2'den ne gelecek? 3 gelecek. 36 çarpı 3 tane deriz buraya. 108 deriz. Cevabımız değişik olur arkadaşlar. İşaretledik. Şimdi ikinci soru için pası SML hocanıza atıyorum. Evet gençler Irmak hocanızı dinlediniz. Size ilk soruyu anlattı ki benim baskılamamla anlattı. Yani 3 tane zor, soru zor çözdürdüm. Vallahi billahi. Hepsini çek ama tabii o da haklı. içeride çocuk var çocukla ben ilgilenemiyorum. Yani ilgilenirim ama çocuk benle ilgilenmiyor. Çocuk daha çok ırmak hoca ile ilgilenmek istiyor. Annesiyle ilgilenmek istiyor. Yapacak bir şey yok artık. Evet kitabımızın sonuna geldik artık. Bu son videomuz ve son 39 tane sorumuz kaldı. Bir şeyi 40 kere söylersen diye 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 oldurduk arkadaşlar. Vallahi artık 40 kere söyledik. Artık oldurduğumuzu düşünüyorum. Şimdi ise permütasyon, kombinasyon, binom olasılık ve istatistik konularıyla, konularıyla alakalı bir şeyi 40 kere söyleyeceğiz İnşallah bu da olacak ve daha sonrasında 40 soru serisi problemler kitabımızın için işleri hızlandıracağız ee, kitabın dedim ya %90'ı neredeyse hazır artık böyle gece gündüz şunu uğraşıyoruz kitaba zor soru ekleyelim kitaba zor soru yazalım ee, tabii zor sorudan kastımız şu soruyu okuyacaksın. Okuduktan sonra he dedikten hemen sonra 2 veya 3 işlemle cevap çıkacak. Yani hocam bunun neresi zor? İşte o anlama kısmı zor olsun diye uğraşıyoruz sevgili arkadaşlarım. Tıpkı ÖSYM'nin yaptığı gibi. Şimdi ben lafı daha fazla uzatmayacağım ve ikinci sorumuzda ilk soruyu Yırmak Hoca çözmüştü. İkinci soruya başlayacağız. Videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı lütfen rica ediyorum. Unutmayın. Evet. Arkadaşlarım sorumuza bakalım. Aşağıdaki 6 birim kare boyanarak farklı desenler elde edilecek. Bu boyama işlemiyle ilgili aşağıdakiler de biliniyor. Bak bize iki tane bilgi vermiş. Diyor ki birinin diğer ikisine ortak kenar olan 3 tane kare sarıyla boyanacak diyor. Geriye kalan 3 kareden biri mavi, biri kırmızı ve biri de yeşille boyanacak. Şimdi şu cümle bizim için çok değerli. Diyor ki bak birinin diğer ikisine ortak kenar olan 3 tane kare. Şimdi örnek vermiş bize vermiş bak aşağıdaki gibi. Aşağıda bu boyamalar sonucunda oluşan iki desen verilmiştir. Şu ne demek? Bak bir tanesinin şöyle bak iki tane komşusu var. Bir tanesinin şöyle iki tane ortak kenar olan iki tanesi sarıyla boyanmış. Yani o zaman biz şunu yapabiliriz. Sarıyla boyanacakları seçecek olursak bak şu düz hat üzerindekiler sarıyla boyanabilir. Bir de şu şuradaki düz hat üzerindekiler sarıyla boyanabilir. Yani etti iki artı bir de şuraya bakalım. Şurayı ben size sileyim şöyle. Bak şimdi şurası zaten hala hazırda sarıyla boyanmış mı? Yani şu kısım. 1 e hocam bu var zaten örnek verilmiş peki şunları sarıyla boyasak o da olur peki başka şunları sarıyla boyasak o da olur başka hocam bir de şunları sarıyla boyayabiliriz bak 1 2 3 ve 4 toplam 4 tane e 4 tane de yandaki kare için yapamaz mıyız mesela şöyle 1 ondan sonra 2 3 ve 4 yani etti 8 2 artı 8 10 yapar. 10 tane var. Pekala. 10 tane sarıyla boyanacak yer var da. Mesela varsayalım ki bir sarı niyetine ha şunları boyadık. Altta gösterilen örnek üzerinde ilerleyelim. Şunları sarıya boyamışız. Peki şunlar? Bunlar kendi aralarında 3 faktöriyel biçimde yer değiştirebilir arkadaşlar. Dolayısıyla 10 çarpı 3 faktöriyel dersek biz cevabı bulmuş oluruz. 3 faktöriyel 6 idi biliyorsun. 10 çarpı 6 da bana 60'ı verir. O halde doğru cevap gönül rahatlığıyla 60'tır. Yani cevap E şıkkıdır diyebiliriz. Ve şimdi Üçüncü soru için tekrar Irmak Hoca'yı çağırıyoruz. Irmak Hocam gelir misin buraya? Tekrar merhaba arkadaşlar. Üçüncü soruyla beraberiz. Şimdi bu güzel sorumuzu bir inceleyelim bakalım bize ne demiş. Aşağıdaki şekilde dolu koltuklar kırmızı, boş koltuklar beyaz ile gösterildiği tiyatro salonunun koltuk düzeni bize verilmiş. Diyor ki buna göre bu tiyatro salonuna gelen Hasan'la Furkan Salondaki boş koltuklara yan yana olmak şartıyla ikisi yan yana oturacaklarmış arkadaşlar. Kaç farklı şekilde oturabilir diye sormuşlar bize. Şimdi sayalım. Sayma önce şu rengi bir değiştirelim. İsmail hocanızın siyah kalemini pembe yapalım. Burada şimdi yan yana diyecekse bir durum. Bakın iki durum. Şöyle oturabilirler. 3, 4, 5. Bir de yan yana nerede var? Burada. 6 farklı yer var burayı 6 diye yazdım çarpı ama bunların ikisinin kendi arasında yer değiştirmesi olur değil mi yani Hasan Furkan Furkan Hasan diye yer değiştirebilecekleri için ben bunu 2 faktöriyelle yani aslında 2 ile çarpacağım o da ne yapacak 12 olacak cevabımız C şıkkı arkadaşlar diyoruz. Ve bir sonraki soruda İsmail hocanızla devam ediyorsunuz. Evet 3. soru içinde Irmak hocanıza çok teşekkür ediyoruz tabii ki. Ve şimdi dördüncü sorumuzu birlikte çözelim. Aşağıdaki tabloda Ömer Halis Demir Anadolu Lisesi voleybol takımında bulunan 8 kişinin isimleri ve boy uzunlukları sevgili arkadaşlar verilmiş. Pekala işte Mehmet Ali, Kerem, Said, Halim, Ahmet, Ömer, Yiğit, Selman, Emirhan isimli öğrencilerimiz var. Onlara da selamlar. Boy uzunluğu ve burada da yine boy uzunlukları verilmiş. Pekala, beden eğitimi öğretmeni Cengiz Bey bu 8 kişinin 6 tanesini, 6'sını ilk 6 belirleyip maça çıkarmak istiyor. Maç kadrosuna ilk 6 diyoruz arkadaşlar ve bu seçtiği 6 kişiyi maça çıkaracak. Bu seçim ve kadro oluşumu ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Demiş ki bize kadroda boy uzunluğu, kusura bakmayın hemen telefonumun sesini de kısmak istiyorum. Kadroda diyor boy uzunluğu 185 cm'den büyük en az bir kişi yer alacak diyor. Şimdi 185 santimetreden büyük bir Mehmet Ali var. 186 santim. Bir de Kerem var. 188 santim. Diğerlerinin her biri 185 santimetreden daha kısa. Yiğit ile Ahmet aynı anda ilk altıda yer almayacak diyor. Yani Yiğit demiş ki Ahmet varsa ben yokum. Ahmet diyor ki Yiğit varsa ben yokum diyor. Ama hoca şunu da yapabilir. İkiniz de gelmeyin lan. İkiniz de gelmeyin de diyebilir. Şimdi ikiniz de gelmeyin lan durumunu Yiğit'le Ahmet edersem zaten 8 kişilerdi. Geriye kaldı 6 kişi. O zaman bu 6 kişilik bir e, kadro oluşturulabilir şu an. Yani tek durum var. 1 artı. Bu Yiğit Ahmet'in ikisinin de olmadığı durum. Pekala. Şimdi o zaman şunu düşünelim. Yi, Ahmet olsun ama Yiğit olmasın diyelim. Şimdi Ahmet olsun, Yiğit olmasın durumuyla Yiğit olsun, Ahmet olmasın durumu aynı şey. O zaman ben Ahmet olsun, Yiğit olmasın durumunu bulurum. Bulduğum cevabı 2 ile çarparım, ona eklerim. Tamam mı? Şimdi Ahmet olsun Yiğit olmasın dedik. Yiğit'i sildim. Ahmet de seçtiğim için siliyorum. Bir kişi seçtim. Geriye kaç kişi kaldı? 5 kişi. 6 kişilik takım vardı. Ahmet'i seçtik. Geriye kaldı 5 kişi. Şimdi ne demiştik? Mehmet Ali ile Kerem'den en az bir tanesi bu takımın içinde olacak. E peki ben burada geriye kaç kişi kaldığını biliyorum? 6. Bu 6 kişiden 5'ini seçtiğim takdirde mutlak suretle Mehmet Ali'yi veya Kerem'i zaten seçmiş oluyorum. Çünkü 6 kişiden 5 kişi seçiyorum. Yani ya Kerem açıkta kalacak ya Mehmet Ali açıkta kalacak ya da ikisi de olacak başka birisi açıkta kalacak. Dolayısıyla ben şunu yapacağım artık. 6 kişiden herhangi 5 kişi nasıl seçilir? 6'nın 5'lisi. Tamam. E ne demiştik bir de? Ahmet olsun Yiğit olmasın durumuyla Yiğit olsun Ahmet olmasın durumu aynı şeydi. Dolayısıyla ben bunu 2 ile çarparım. Çok güzel. Şu 6'nın 5'lisi demek 6'nın 1'lisine eşit ki o da 6'dır biliyorsun. 6 çarpı 2 bir de burada ne var artı 1'imiz var. 6 kere 2 12 yapar. 1 eklersem 13 yapar. Toplam 13 farklı biçimde ben bu ilk 6'yı Cengiz Bey'in yerine olsam seçebilirim. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlarım. Ve böylelikle ilk sayfamızı bitirdik. İlk sayfamızla alakalı şimdi şöyle uzaklaşalım ve bakalım karşımıza sınavda neler çıkabilir. Karşımıza sınavda daha öncesinde sevgili arkadaşlarım çıktığı için 3. soru çıkabilir diyorum. Tamam mı? 3. soru çıkabilir. Tam ÖSYM ayarında bir sorudur. İkinci soru çıkabilir karşımıza ÖSYM ayarında bir sorudur. Ve dördüncü soru çıkabilir karşımıza ÖSYM ayarında bir sorudur. Buradaki birinci sorumuz işaretlemenize lüzum yok ama tekrarlı permütasyonu anlamlandırabilmek adına güzel bir örnek. E, konu kavrama sorusudur. Dolayısıyla sınavda karşınıza çıkmaz deyip bunu bu şekilde işaret koymadan bırakabilirsiniz. Evet şimdi hazırsanız bir diğer sayfamıza geçiyoruz ama 5. soruyu da Irmak hocanız çözecek. 5. soruda sevgili arkadaşlarım Irmak Hoca'ya bırakıyorum. Buyurun Irmak Hocam. Tekrar merhaba arkadaşlar. Sizin için çözeceğim son soruda beraberiz. Şimdi okuyalım. Mahmut 15 tane birim karenin içine yazılan harflerle Antalya kelimesini okuyacaktır. Sarı boyalı haridedeki şuradan A'dan başlayacakmış arkadaşlar. Mavi boyalı şuradaki A'da bitirmek şartıyla da okuma yapacağını söylüyor bize. Buna göre Mahmut kaç farklı okuma yapabilir diye sormuş bize. Peki bakalım. Şimdi bir tanesi için bir göz atalım. Nasıl yazabiliyoruz? Antalya'ya nasıl varabiliyoruz? Şöyle. Bir. Şöyle gittim. Böyle gittim. Böyle gittim. Böyle gittim. Ve böyle gittim. Ne oldu? Bir, iki, üç, dört kere sağa gittim aslında. Şöyle yazabiliriz istiyorsanız. Sağa, 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 sağa. Daha sonra ne yaptım arkadaşlar? İki kere aşağı indim. Şöyle. A. A. Hocam bu hepsinde böyle mi olacak? Bakalım hepsinde öyle mi olacak? Kontrol edelim. Mesela şuradan bakalım. Antalya. Hop devam ettim. Şöyle yapayım görün. Ne yaptım bakın dikkat edin. 1 2 3 4 kere sağa gittim. 1 iki kere aşağı indim. Yani bu durum hiçbir beni değişmeyecek. İstiyorsan öyle devam et, istiyorsan bakın böyle git hiç fark etmeyecek. Her seferinde 4 saat iki aşağı gitmek zorunda olduğun için aslında bu senin için ne olmuş oluyor bir tekrarlı permütasyon sorusu olmuş oluyor. Bunu şöyle de sorabilirlerdi size. İşte bu harflerle kaç farklı anlamlı ya da anlamsız kelime oluşturulabilir? Bununla da karşılaşıyorsunuz. Aynı mantık arkadaşlar. Nasıl çözüyoruz biz bunu? Normalde burada bizim altı tane harfimiz olduğu için 6 faktöriyel dedim. Fakat tekrar edenlere böleceğim için Böyle dedim. 4 faktöriyel, 4 tane S olduğu için 4 faktöriyel çarpı A'lar içinde 2 tane A olduğu için 2 faktöriyel dedim. Şunu açalım. 6, 5, 4 faktöriyel diye yazdım. Bölü. Aşağıdaki 4 faktöriyel bu sadeleşecek. Şöyle. Çarpı. Ne kadar da güzel yazdım. Şimdi İsmail Hoca'nız diyecek ki ne biçim yazdım. Düzelteyim. 4 faktöriye çarpı 2 faktöriyel. Şimdi şunlar gitti arkadaşlar. Yukarısı 30, aşağısı da 2 olduğu için 30/2'den 15 gelecek cevabımız yani Mahmut arkadaşımız 15 farklı okuma yapabilirmiş bu şekilde. Bu video için bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Sizler için çözeceğim sorular bunlardı. Umarım anlatımı sevmişsinizdir. Umarım sizlerle daha çok videoda görüşürüz. Görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın ve İsmail Hoca'nızın da dediği gibi bol bol matematik çalışmayı unutmayın. Bay bay. Evet. Beşinci soru için Irmak Hoca'nıza sonsuz teşekkürler. Ciddi anlamda vaktini ayırdı ve bizler için ve sizler için soru çözdü sevgili arkadaşlar ona çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geriye kalan yani 6'dan 40'a kadar olan kısımda 35 tane soruyu artık ben çözeceğim. Irmak Hoca'nın bu videoluk mesaisi bitti. Evet gençler tekrardan teşekkür ediyoruz ona. Selamlar. 6. sorumuzu çözmeye başlayalım. Şimdi bir kart vizit verilmiş ama bu kart vizit yırtık arkadaşlar. Aa, burasından yırtılmış. Tabi buradaki görünen numara da benim numaram değil kart fizitinin bir kısmı yırtıldığı için telefon numarasının bir kısmı görünmeyen İsmail öğretmeni öğrencisi Hilmi görünmeyen 4 tane haneyi soruyor. Şimdi burada 4 tane hane olduğunu biliyoruz. Bu 4 haneyi Hilmi İsmail hocasına soruyor ama İsmail hocası bir matematikçi. Matematikçi olduğu için de sevgili arkadaşlarım direkt numarayı söylemek yerine alengirli işlere bulaşıyor. Bak ne demiş bu sayı oluşturan rakamlar 2 elemanlı bir küme belirtiyor diyor. Ha, şimdi dur İki elemanı bir küme belirtmesi için buradaki rakamları. Ben buradaki rakamları bir kümenin içerisine dahil edersem demek ki şu şekilde sadece ama sadece iki tane elemanı var. Bu ne demek? Bu dört basamaklı sayı sadece ama sadece iki tane rakamdan oluşuyor demek. Mesela örnek veriyorum. 1, 2, 1, 2 gibi. Tamam. 1221 gibi örnek veriyorum. Tamam. Ve ikinci olarak da demiş ki rakamları değiştirilecek değiştirilerek oluşturulacak bütün sayılar 4 basamaklı çift sayılardır demiş. He, şimdi o zaman bu 1-2-1-2 örneği yattı. Niye? Çünkü ben 1'i ve 2'yi kullanırsam şurada gördüğümüz sayı tek sayı oldu. Yani ben burada burada öyle iki tane rakam kullanacağım ki bu iki tane rakamla kurduğum bütün 4 basamaklı sayılar çift sayı olacak ve 4 basamaklı da olacak. Bunu da sakın unutma. Şimdi o zaman ben Buradaki iki sayıyı 0, 2, 4, 6 ve 8'den seçmem gerekiyor. Ama şöyle bir iddiam var. Ben diyorum ki 0 da olamaz. E sebep? Çünkü 0 olursa örnek veriyorum 0 ve 2'yi seçtik. E 0, 0, 22 diye bir 4 basamaklı sayı yok. Halbuki ne demiş? Bütün oluşturulan sayılar 4 basamaklı ve çift sayıdır demiş. Şimdi 4 basamaklı bir sayı. 0 başlayabilir mi? Başlayamaz. Dolayısıyla 0'dan kurtulmam gerekiyor. 0, 0 yok. Demek ki burada kaç tane benim rakamım kaldı geriye artık bu ikisi için? dört tane. E ikisi için dedik iki tane seçmem gerekiyor. Bak seçmem gerekiyor dedim. O zaman ne yapmamız lazım? Kombinasyon. Yani dört tane rakamdan iki tanesini seçtim. Çarpı. Şimdi durumlar. Şimdi iki tane rakamım var benim. Birisi A, birisi B olsun. Ben bunlarla ya üç tane A, bir tane B ya da iki tane A, iki tane B kullanabilirim. Burada bu durumdur bak. Üç tane A, bir tane B'yi kullandık hocam. E 2 A, 2 B kullandık. E neden? 3 tane B bir tane A kullanmıyoruz. Çünkü zaten A ve B'yi seçim yaptığım için burada az önce A olarak seçtiğim sayıyı 3. durumda yani şurada B olarak seçtim. Ve doğal olarak zaten seçim yapmış oldum. Şimdi ben bunları bir daha sayarsam bir daha bir daha saymak zorunda kalacağım ve yanlış bir sayma işlemi uygulayacağım. Yani bu ne demek? Fazla bulacağım cevabı demek. Dolayısıyla bunu saymak zorunda değilsiniz. Çünkü burada seçim zaten yapıyorsunuz. Şimdi örnek veriyorum. 2 ile 4'ü seçtik ya. A'ya 2, B'ye 4 dedik. Yani zaten ben burayı sayarken B'ye 2, A'ya 4 dediğim durumu da saymış oluyorum. İşte bundan kaynaklı ben gidip de B, 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 A'yı istemiyorum şu an. Tamam. Pekala. Şu durumda olursa. Bunlar kaç farklı biçimde sıralanır? E hocam 4 faktöriyel bölü. Neden bölü? Çünkü 3 tane A var. 3 faktöriyel. Tekrarlı permütasyon yapacağız. Bu 4'ün ta kendisidir. Yani 4 artı. Bir de şuna bakacağım. 4 faktörü yani bölü 2 tane A var 2 tane B var. Yani 26'yı 4'e böldük. 24'ü 4'e böldük. Bu da ne geldi? 6 geldi. O halde sorumuz bitti. Hayırlı uğurlu olsun. 4'ün ikilisi kaçtır kardeşim? 6. 4 artı 6 kaçtır? 10'dur. 6 kere 10 da bize 60'ı verir. O da bize cevabı verir zaten. O halde doğru cevap C şıkkıdır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum artık. 7. soruma sol sütunda soru kalmadı. 7'deyiz gençler. Yedinci soruyu da şöyle biraz yaklaştıracak olursak daha tatlı olur. Sen de daha net görürsün soruyu. Huzeyfe ve Burhan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi düz bir sıra halinde fotoğraf çekinmek istiyor. Bu fotoğrafı aralarından biri çekecek. Huzeyfe ve Burhan yan yana fotoğraf çektirmek istemediğine göre bu 7 kişi kaç farklı şekilde fotoğrafı çekinebilir? Şimdi gençler burada 7 kişi var. Birisi fotoğraf çekecek. Huzeyfe ve Furhan'ı bir araya, Huzeyfe ve Furkan'ı bir araya getirmeyeceğiz. Şimdi öncelikle bir araya getirmek istiyorum istemiyorsam en basit yöntemiyle fotoğrafı Furkan çeksin derim. Ya da ya da fotoğrafı Huzeyfe çeksin derim. Ya da sevgili arkadaşlar fotoğrafı bunlardan farklı birisi çeksin derim. Farklı birisi çekmesi durumunu farklı bir şekilde inceleyeceğiz tabii ki. Şimdi fotoğrafı Furkan çekiyorsa zaten sıkıntı yok. Yan yana gelmeyecekler. Dolayısıyla diğerleri geriye kalan 6 kişi 6 faktöriyel biçimde sıralanabilir. Aynı durum fotoğrafı huzeyfe çekiyorsa onun için de geçerli. Bu da 6 faktöriyel. Ki burası 6 çarpı 5 faktöriyeldir. Burası da 6 çarpı 5 faktöriyeldir diyelim. Şimdi geldik buraya. Öncelikle bu fotoğrafı çeken kişiyi belirlemek gerekiyor. Huzeyfe ve Furkan olmasın dedik bunları. Yani bu iki kişiyi çıkarırsam geriye kalan 5 kişiden herhangi bir tanesini seçelim. 5'in birisinden 5 gelir. Yani 5 çarpı. Şimdi tüm durumu bulalım. Yani Huzeyfe ve Furkan yan yana gelsin gelmesin hepsini bulalım. Tüm durum nedir arkadaşlar? Şurayı seçtikten sonra geriye 6 kişi kaldığı için 5 çarpı 6 faktöriyel olacak tüm durum. Şimdi istenmeyen durumu bulalım ve tüm durumdan çıkaralım. İstenmeyen durum neydi? Huzeyfe ve Furkan'ın yan yana gelmiş olması durumuydu. O zaman ben bunları bantlıyorum görünmez bir bantla. Geriye kaldı 4 kişi. Bir de fotoğrafı çeken vardı. Fotoğrafı çekeni 5 farklı biçimde seçmiştik. Şurayı da bir kişi saydım 2, 3, 4, 5 kişi varmış gibi düşünerekten 5 faktöriyel diyeceğim. Bir de Huzeyfe ve Furkan kendi aralarında yer değiştirebilir. Dolayısıyla çarpı 2 dedim. 2 kere 5 10 yapar ve ben burada istenmeyen durum olan 10 çarpı 5 faktörü bundan çıkaracağım. Şimdi tüm duruma bakalım. 5 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel diyebilir miyim? Sonuçta 6 faktöriyel 6 çarpı 5 faktöriyel biçimde yazabilirim. Eksi 10 tane 5 faktöriyel dedim. Yani 5 kere 6 30 30 tane 5 faktöriyelden 10 tane 5 faktöriyeli çıkarırsam 20 tane 5 faktöriyel kaldığını söyleyebilirim. Bu da artık şuradaki durumun istenen durumu. Yani 20 çarpı 5 faktöriyel. Burada 6 tane 5 faktöriyel. Burada da 6 tane 5 faktöriyel var. Ben bunları toplarsam 6, 6, 12, 20 daha 32 yapar. 32 tane 5 faktöriyelde benim cevabım olur. O halde doğru cevap D şıkkıydı sevgili gençler deriz. 7. soruyu da çözdük. Devam ediyorum 8'de arkadaşlar. İbrahim üzerinde rakamlar yazılı olan 8 karttan 4 tanesini yan yana dizerek aşağıdaki kurallara uygun sayılar oluşturacak. Sayılar 4 basamaklı olacak diye belirtmiş. Tamam. Rakamlar artan ya da azalan ardışık sırada olacak demiş. Ya artsın ya da azalsın ama ardışık olsun demiş. Aynı renkli iki kart yan yana olmayacak demiş. Yani sarının yanına bir tane daha sarı koyamazsın demiş. Mavinin yanına bir mavi daha, yeşilin yanına bir yeşil daha koyamazsın diyor. Bizi engelliyor. Buna göre İbrahim bu şartlara uygun kaç tane sayı elde edebilir? Şimdi gençler. Burada 2, 3, 4 ve 5'ten farklı bir rakam olmadığı için ve bizim yazacağımız sayı 4 basamaklı ve rakamları ardışık olması gerektiğinden 2, 3, 4, 5 sayısını veyahut bunun tersini yani 5, 4, 3, 2'yi yazacağız. Başka bir şey yazamayız. Bana 2 lazım. 2 de sadece sarıda var. Dolayısıyla bu 2 mutlak surette buraya gelecek. Bana 5 lazım. 5 de sadece yeşil de var. Dolayısıyla buraya da kesinlikle ama kesinlikle yeşil gelecek. Şimdi sarı buraya, yeşil buraya geldi. Eyvallah. Sarının yanına sarı gelemez. Dolayısıyla ben bu 3'ü, ben bu 3'ü ya yeşilden ya maviden seçerim. Ya yeşilden ya maviden seçerim. Eğer ki şuradaki yeşil olursa, yani burada seçtiğimiz 3 yeşil olursa zaten yeşil şuradaydı. Buraya da 4'ü de ya sarıdan seçeceğim ya maviden seçeceğim. Yani burası yeşil olursa ya sarı olur ya mavi olur. Eğer burası mavi olursa sevgili arkadaşlar ben buradaki dördü ya sarıdan seçeceğim ya da yeşilden. Ama yeşil zaten burası yeşil olduğundan buraya yeşil gelemez. Demek ki mecburen sarıdan seçeceğim. Şimdi kaç tane durum oluştu? Sarı yeşil sarı yeşil sarı yeşil mavi yeşil sarı mavi sarı yeşil. Yani 3 tane durum mu oluştu? Evet cevapta 3 yok. Aa, bir de ne vardı? 2, 3, 4, 5 durumu varken 5, 4, 3, 2 durumu vardı. O zaman bir 3 tane de buradan gelecek. Tamam ters çevirdik sadece. 3 artı 3 cevap 6'dır. O halde doğru cevabımız da C'dir dedik. Ve şimdi şöyle sayfamıza yine uzaktan bakalım gençler. Bu uzaktan bakmalar sizin için çok değerli haberiniz olsun. Şimdi Sınava uygun tarzdaki soruları işaretliyorum. 6. soruyu mutlaka işaretliyorsunuz. 8. soruyu mutlak suretle işaretliyorsunuz. Hatta 8. sorunun başına bir yıldız da koyabilirsiniz arkadaşlar. Tam olarak MSÜ veya tam olarak TYT ayarında bir permütasyon kombinasyon sorusu diyebiliriz. Ve sevgili arkadaşlarım devam ediyorum. 9. sorumla bir diğer sayfada diğer soruları işaretlemediniz. NS aşağıdaki sıra halinde verilen Daire ve kare sembollerinin iki tanesini aşağıdaki kurallara göre boyayacaktır. Boyama işlemi için sarı, turuncu ve mavi renklerinin sadece bir tanesi kullanılacak. Eğer aynı sıradan iki şekil boyanırsa, boyanacak şekiller aynı. Eğer farklı sıradan iki şekil boyanırsa, boyanacak şekiller farklı tür olacaktır. Yani örnek olarak şöyle vermiş. Bak, şeklimiz bu. Örnek olarak, aynı sıradan iki tane şekil boyamış, ikisini de bu şekilde daireden seçmiş. Ya da farklı sıradan iki tane şekil boyamış. Yukarıdaki kareyken alttaki kare olamaz deyip daireye boyamış. Kuralımız bu. Buna göre Enes bu şartlara uygun kaç farklı boyama yapılabilir, yapabilir diye sorulmuş. Burada bizim kaç tane rengimiz var? Sarı, turuncu veya mavi. Yani 3 tane rengimiz var. Bunu da lütfen unutma. Şimdi o zaman ben şurada yukarı çıkayım göstereyim. Ben buradan, ben buradan ikisini de buradan boyayacaksam mavileri boyayabilirim. Pardon, daireleri boyayabilirim. Kaç tane daire var? 4 tane. E, i̇kisini seçeceksem 4'ün ikilisi farklı biçimde boyayabilirim. Ya da yani artı şuradan boyayacaksam 3 tanesinden ikisini seçer boyarım. Artı şunları boyayacaksam 3 tanesinden ikisini, artı şunları boyayacaksam 2 iki tanesinden ikisini seçer ve boyarım. Artı daha devam, bitmedi. Eğer ki farklı sıralardan boyayacaksam Burayı daire boyarsam burayı kareden boyamak zorundayım. Dolayısıyla üst tarafta daireden bir tane boyanacaksa 4 daireden birisi, birisini seçtim. Alttaki 3 kareden de birisini seçtim. Ya da yukarıdan kare seçerim 3 tanesinden birisi. Aşağıdan daire seçerim 2 tanesinden bir tanesi. Ve bunları toplam bir parantez içerisine aldım. Çarpı diyeceğim ne? 3 diyeceğim. Sebep? Çünkü 3 tane rengim var. 3 farklı rengi de boyayabilirim. Şimdi 4'ün ikilisi 6. 3'ün ikilisi 3. 3'ün ikilisi 3, 2'nin ikilisi 1, 4'ün birlisi 4 ve 3'ün birlisi 3 olduğu için çarptım 12 geldi. Artı 3'ün birlisi 3 ve 2'nin birlisi 2 olduğu için çarpım 6, gel 6 geldi ve dışarıdan da bir de 3 ile çarpmam gerekiyor tabii ki. Şimdi şuraya bakalım 6, 3, 3 daha 12, 13, 12 daha 25 ve 6 daha kaç yapar arkadaşlar? 31 yapar. Şurası neymiş? 31 çarpı 3 dersek doğru cevap karşımıza çıkar. Doğru cevap 93'ün ta kendisi olacaktı. O halde doğru cevabımız daha D şıkkıdır diyebiliriz. Şimdi altta sorumuz yoktu diye hatırlıyorum. Aynen yok. Ve devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. Sağ üstteki sorumla. Sağ üstteki soru inanılmaz güzel bir soru. Dikkatli dinlemende de fayda görüyorum açıkçası. Dolayısıyla algılarını aç, beynini aç, iyi dinle. Evet devam edelim. Eş düzgün altıgenlerle oluşturulan şekildeki bazı hücreler belirli bir kurala göre boyanacak. Bu boyama işlemi aşağıdaki kurallara göre yapılacak. Şimdi kuralları bize vermiş. Biz o kurallara uygun biçimde boyamalar gerçekleştireceğiz. Bakalım o boyamalardan kaç tane çıkacak. Bir hücrenin içindeki sayı, o hücreyle ortak kenarı olan hücrelerden kaç tanesinin boyanacağını gösterir diyor. Mesela burada 2 yazıyor. Bunun komşularından iki tanesini boyuyoruz. Burada 3 yazıyor. Bunun komşularından 3 tanesi de boyalı. Mavi ve sarı olmak üzere. iki farklı renk kullanılacak diyor. Bak burada mavi, burada sarıyı kullanmış. Bunda da sıkıntı yok. Ortak kenarı olan hücrelerden sadece biri boyanacak diyor. Şimdi şu ikisinin ortak kenarı var. Bak bir tanesi boyanmış. Bu ikisinin ortak kenarı var. Bir tanesi boyanmış. Bu ikisinin ortak kenarı var. Bir tanesi boyanmış. Bu ikisinin de öyle. Bu ikisinin de öyle. Peki Şimdi buraya kadar her şeyi anladıysak artık bizden istenene bir bakma zamanı. En fazla kaç farklı boyama yapılabilir diye soruluyor. Şimdi yukarıda bize boş bir tane şablon vermiş zaten. Biz buna göre düşüneceğiz. Burada 2 yazıyordu. Burada 3 yazıyor. Pekala. Şimdi şunu yapıyoruz. Bunların ikisinin ortaklaşa komşuları var. Mesela şu ve şunun gibi. Ben diyorum ki şunu boyayalım. O zaman bu boyanamaz. Niye boyanamaz çünkü bu ikisi ortak dolayısıyla bir tanesini boyadık Şu ikisi ortak olduğu için ve bunu boyadığım için artık bunu da boyayamam Şu ikisi ortak olduğu için ve bunu boyadığım için artık bunu da boyayamam Şimdi Şunun kaç tanesi boyanması gerekiyordu kaç komşusu 2 2 e tane komşusu boyanması gerekiyorken Şurada iki tane boşluk var artık komşu olarak O ikisinden Bir tanesini seçer ve boyarım Çarpı bunun 3 tane komşusu boyanması gerekiyordu. Burada da bir tane boyamıştık zaten. E buradaki geriye kaldı 3 tane. Bu üçünden herhangi ikisini seçerim demek yanlış olur. Çünkü bu durumda şurayı boyarsam burası boyanmaz. Burası ve burası boyalı değilken burayı boyayabilirim. Yani aslında tek bir durum var. Yani çarpı 1 diyeceğim. Ve bir de dikkat ettiysen iki farklı renk kullanılmış. Mavi ve sarı. Mavi ve sarı kullanılacaksa Bunlar bir de yer değiştirir diyeceğim. Çarpı 2. Şimdi 2 çarpı 1 çarpı 2 bize neyi verir? 4. Şimdi ben şurayı boyayıp şurayı boyamadığım takdirde 4 durum buluyorum. Ya tersi olsaydı? Bu sefer tersi olsaydı 4 durum daha bulacaktım. Yani etti 8. Şimdi gençler şu ikisini sildim. Şöyle yapalım özür diliyorum. Silgimizi aldık. Şu kısmı sildim ve bu kısmı sildikten sonra şurayı tekrar gösteriyorum. Burada 2 burada 3 tane vardı. Ben diyorum ki bu da boyanmazsa bu da boyanmazsa. Şimdi bu ikisi boyanmazsa şu 3 tane komşusunun boyalı olması gerekiyordu. Ama ben şimdi bunu bunu boyarsam başka boyayacak bir şey kalmıyor. Dolayısıyla buradan başka durum gelmediğine göre toplam 8 boyama yapılırmış. Hocam şu ikisi boyanmaz mı diye sakın sorma. Çünkü o ikisi komşu ikisi birlikte boyanamaz. Demek ki toplamda 8 tane boyanması gere boyanabilir çeşitte mevcut durum varmış. Cevabımız E seçeneği olacaktı devam edelim 11. soruyla. Berat çember şeklinde bir kasnağın etrafındaki 8 çiviyi telle birleştirip kesişim noktalarına da aha bu şekilde kelepçe takacak. Peki Berat kaç tane kelepçe kullanmıştır diye sorulmuş bize. Şimdi şöyle burada örnek veriyorum. 8 ile 3'ü 6 ile 2'yi seçmiş. 6 ile 2'yi birleştirmiş. 8 ile 3'ü birleştirmiş. Arada bir tane var. Şimdi ben bunu şöyle düşünsem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 vardı. Bunları da isimlendirelim hatta. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye. Şimdi gençler bak. Durumu iyi dinleyin. Ben burada 8 ile 3'ü birleştirmişim. 6 ile de 2'yi değil mi? Ben 8 ile 2'yi birleştirseydim. 6 ile de 3'ü birleştirmiş olsaydım. Bu 4 seçenekte kesişim noktası oluşmayacaktı. Veyahut 8 ile 6'yı birleştirseydim şu şekilde ve gidip 2 ile de 3'ü birleştirmiş olsaydım yine bir kesim noktası oluşturmayacaktı. Başka bir durum 8, 2, 8, 3, 8, 6 zaten başka bir durum oluşmuyor. Bunlardan demek ki sadece ama sadece tek bir kesişim noktası geliyor. Yani ben her 4 tane seçtiğim takdirde bir tane bana kelepçe gerekiyor diyebilirim. Çünkü 4 tane seçtiğiniz zaman bunlardan sadece ama sadece tek kelepçe yani maksimum sayıda kelepçe sayısı 1 oluyor. E, elimizde 8 nokta var. Bu 8 tanesinden herhangi 4 tanesini seçtiğim takdirde toplam kelepçe sayısını bulabilirim. Ce demek ki cevap 8'in dörtlüsüymüş. 8'in dörtlüsü de 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 derim. 4 faktöriyel. Pekala 4 kere 2 bak 8 yapar. Şunla da şunu sadeleştirdim. 2 geldi. 2 kere 5 10. 10 kere 7 70 yapar. O halde doğru cevap da C seçeneği olur diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet gençler bu sayfayı da bitirdik. Şimdi bu sayfaya şöyle uzaktan bir bakalım. 9. soru mutlaka işaretlenmesi gereken bir soru. YKS'ye girmeden önce tekrar etmek adına ve 10. soru mutlaka işaretlenmesi gereken bir soru. YKS'ye girmeden tekrar etmek adına 11. soru kalabilir. O sadece biraz böyle eskinin şov sorularından diyebiliriz 11. soru için. Şimdi geçtim 12'ye. 12. sorumuza şöyle bir bakalım senle birlikte. Diyor ki üzerinde kullanma talimatı bulunan salıncak ve bu salıncağa binmek isteyen 6 tane çocukla birlikte bu çocukların kilo cinsinden ağırlıkları verilmiş. Salıncağın üzerinde en fazla 3 kişi veya 150 kiloya kadar çocuk binebilir diyor. En fazla 3 kişi dediğine göre demek ki 2 çocuk falan da binebilir, tek çocuk da binebilir. İbrahim ve Yusuf aynı anda salıncağa binmek istemediğine göre bu 6 kişi kaç farklı şekilde bu salıncağa binebilir diye sorulmuş. Şimdi gençler bakın. Burada toplamları 150 veya üstü olan kişiler var mı? 150'nin üstünde olan kişiler var mı? Buna bakalım. Ben burada 40'ı 50'yi toplarsam 90. 65 daha kaç yapar? 155. 150'yi geçti. Demek ki İbrahim, Berat ve Ahmet bu durumda bu salıncağa üçü birlikte binemiyorlar. Ve 150'yi geçen tek durumda bu. Başka bir durum söz konusu değil. Çünkü diğerlerinin kiloları zaten küçük. 35, 30 ve 25. Şimdi demek ki ben bu durumu çıkaracağım. Bu bir. İkincisi normal şartlar altında bu İbrahim ve Yusuf aynı anda salıncağa binmek istemediğine göre diyor ya. Şimdi normal şartlar altında şöyle düşünelim. Ben 6 kişiden 6 kişiden herhangi 3 tanesini şu şekilde seçmiş olsaydım 6'nın üçlüsüyle o halde durum beni şuna götürecekti. Yani bunlar 6 kişiden herhangi 3'ünü seçtim ve salıncağa bindirdim biçiminde olacaktı. Ama biz de şu durumu unutmayacağız. İbrahimle Yusuf aynı anda salıncağa binmek istemediğine göre diyor. Yani o zaman bu durumu çıkarırız. Yani şöyle diyelim o zaman biz. 6 kişiden herhangi 3 tanesini seçtim. Ama ama bundan neyi çıkardım? İbrahim artı Yusuf'u bindirdim. Bunların da yanına herhangi 4 tanesi binerse bu 4 durumu çıkarmamız gerekiyor. Çünkü İbrahimle Yusuf o salıncakta. O halde ben 6'nın 3'lüsünden 4'ü çıkardım. Artı Artı. 6 kişiden herhangi 2 kişiyi seçer bindiririm. Ama İbrahim ile Yusuf'un olduğu durumu çıkarırım. Bir durum var 2 kişiler için. Ve tek kişi binecekse zaten İbrahim ile Yusuf aynı anda binemez. 6 kişiden herhangi birini seçtim ve bindirdim derim. Şimdi o halde. 6'nın üçlüsüyle seçmiştim. Ne geldi 6'nın üçlüsü 20. Bundan 4'ü çıkardım 16 yaptı ama ama İbrahim, Berat ve Ahmet durumunu da gözden kaçırma. O da bizim istemediğimiz durumdu. 16. Eksi 1 dedim 15 geldi. Çok güzel. 15 tane durum burada var. 6'nın ikilisi 15. 1 çıkardım. 14 durum burada var. 6'nın birlisi zaten 6 yapar. 6, 14 daha 20. 15 daha 35 yapar. 35 bizim cevabımızdı. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. Ve devam ediyorum. 13. soruyla. 13. soru klas bir soru. İyi dinle o yüzden. Ömer yukarıdaki 45 tane birim küpü kullanarak Aşağıdaki kurala uygun şekilde A, B, C ve D birim karelerinin her birinin üzerine en az bir tane dizecek biçimde kuleler oluşturacaktır. Küpler istenen sayıda kullanılacak. Bunda sıkıntı yok diyor. A, B, C ve D birim karelerine karelerinde üst üste konulan küp sayıları sırasıyla X, Y, Z ve T olmak üzere 10 xten X, Y'den, Y, Z'den, Z'de T'den büyük olacaktır diyor. Örnek olarak da burada verilmiş bak. Şimdi o zaman şöyle düşünebilir miyim? Burada kaç tane var? 6 tane. Burada 4 tane. Burada 2 tane. Burada 1 tane. Buna göre Ömer kurala uygun kaç farklı kule oluşturabilir diye soruluyor. Şimdi gençler iyi ve dikkatli dinleyin. Burada X, Y, Z ve T yani buralara dikilecek kuleler ondan daha küçük olmak zorunda. Hepsi demek ki birer rakam. Ve hepsine de en az bir tane konulacakmış. Yani diyor ki sıfırı kullanma. O halde ben buraya 1'den 9'a kadar istediğimi istediğim sayıda yerleştirebilirim. Ama bir de diyor ki şuradaki sayı bundan, buradaki sayı bundan, buradaki sayı da bundan daha büyük olacak diyor. Hmm. Şimdi o zaman aslında şöyle diyebilir miyim? Ben bu 1'den 9'a kadar herhangi 4 tanesini seçsem. Mesela rastgele seçiyorum kafadan. 2'yi seçtim, 5'i seçtim, 7'yi seçtim, bir de 3'ü seçtim. 2 3 5 7'yi seçtim. Ben bunu sadece ama sadece 7 5 3 2 diye buraya sıralayabilirim. Yani tek bir sıralama gerçekleşiyor. Herhangi dört tanesini seçtiğimde, seçtiğimde yalnızca bir durum karşıma çıkıyor. O zaman ben dokuz tane rakamdan dört tanesini seçerim ve buralara yerleştirdiğimde bana sadece ama sadece tek bir durum sağlayacak. Şimdi birle çarparım ki zaten çarpmana gerek yok. Peki 9'un dörtlüsü kaç hocam? 9'un dörtlüsü 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 dedim. 2 kere 4 8 yaptı şunlar gitti. 3'le de şunu sadeleştirdim ve 3 geldi. 3 kere 7 21 21 kere 6 bana 126'yı verdi. Bu cevap. 126 bizim cevabımız. Hemen şöyle gösterelim cevapları da. Peki şimdi 126'ya cevap dedik eyvallah. Ee, bu durumda yani yukarıdaki mesela 45 tane birim küp var diyor ya. Bu neden? şimdi Bu neden şundan kaynaklı. 1'den 9'a kadar olan tüm sayıların toplamı bize 45'i verir de o yüzden. Yani kurala uygun oynamak istedik açıkçası. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlar. Yani 1'den 9'a kadar olanların hepsinin toplamı bize neyi verir? 45'i verir. Peki hani yeteri sayıda var anlamında söylüyoruz. Ve gençler peki biz 9, 8, 7, 6 bu da konulabilecek e, kuledeki koliler, koli adetlerinden bir tanesi mesela 9, 8, 7, 6. E hocam bunların toplamı bile 30 yapıyorken neden 45 taneye ihtiyacımız var ki? İşte burada normalde hani 1'den 9'a kadar olanların toplamı 45 dedik ya. Burası tamamıyla kafa karıştırmak amaçlı. Hani 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 45. Ha, demek ki burada 9'u düşündürtmek istiyoruz aslında bakarsan. Hani işine gelirse Bak işine gelirse kullanılabilecek bir bilgi. Neden? Çünkü oradan şeyi düşünüyorsun. Birden 9'a kadar kullanabilirim sadece. Ama düşünmesen de soruyu çözebilirsin. Tabi orada da bir tık kurnaz olmak gerekiyor. Buradaki 45 tane ÖSYM'de sorulmuş olsaydı bu soru bu 45 tane bilgisi yine verilirdi. Tamam bunda sıkıntı yok ama ilgilenmemiz gereken yer burası değil. Ben size hep söylüyorum nasıl yeni nesil sorular nasıl çözülür e, şeklinde böyle ben size biliyorsunuz anlatmıştım canlı yayınlarda olsun diğer kamp videolarında olsun. Bizim için sorudaki en önemli ama en önemli bilgi bir. En önemlisi sorunun kökü. Sorunun kökünden önce verilen bilgiler bizim için inanılmaz değerli ve sorunun görseli. Yani verilen örnek. En değerli kısımlar burası. Eğer yazar sorunun içerisinde çeldirici kullanmak istiyorsa o çeldiriciler öncüllü soruysa öncülün içinde çeldirici vardır ama öncüllü soru değilse bütün çeldiriciler aha burada yer alır sevgili gençler. Tamam. Evet 13. sorumuzda böylelikle geçmiş olduk. Devam ediyoruz 14. sorumuzda. 14. soru beğenerek yazdığımız bir soru. Bakalım gençler sorumuza. Aşağıda farklı renklerde e, üzerinde ağırlıkları yazan 9 tane ağırlık verilmiş bize. İşte 2 kilo, 2 kilo, 4 4 4 kilo, 4 kilo, 8 8 yani 2 tane 2'miz var, 4 tane 4'ümüz var, 3 tane 8'imiz var. Erol isimli bir arkadaşımız bu ağırlıkları kullanarak aşağıdaki eşit kolu teraziyi denge durumuna getirmek istiyor. Ve buna göre demiş Erol terazinin dengeye gelebilmesi için ağırlıkları kaç farklı biçimde boş kefeye koyabilir? Şimdi o zaman şöyle istiyor yani biz ne yapıp edip 16 kiloluk karşıya ağırlık koymak istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Akla ilk gelen mesela benim öyle geldi aklıma 8 ve 8'i koyarım olur biter toplam bana 16'yı verir değil mi? Peki ama şöyle bir durum var. Ben bu 8'in yanına 2 tane 4 koyamaz mıyım? Tabii ki koyarım. Yani bunları da toplam 16 yapar. Hatta ve hatta 4 tane 4'üm olduğu için bu 8'in yerine de 4 artı 4'ü getiririm. Ve 4 artı 4 daha bana yine 16'yı verir. Hatta ve hatta şunu hiç bozmadan 8'i koydum. 4'ü koydum. 2 tane de kim olduğu için şöyle 2 tane 2'yi de ben kullanabilirim. Hatta ve hatta... 4 artı 4 artı 4 artı 2 artı 2 bile diyebilirim ki bunları da toplamı bana 16'yı verir. Başka kalmadı durum. Peki hocam başka kalmadığına göre artık çözümümüze geçelim. Geçelim güzel kardeşim. Benim kaç tane 8 kiloluk ağırlığım vardı? 3 tane. İşte buradaki 8 ile 8'i karşıya koyma durum adedim 3 tanesinden 2 tanesini seçmektir. Yani 3'tür. Şimdi geldim buraya. 8'den bir tane seç diyor. 3'ün birlisi. Bunun yanına da yanına seçiyorsam devam ettiğim için çarpacağım. 2 tane 4 seç diyor. Benim 4 tane 4'üm vardı. Yukarıda da görüldüğü üzere. Bak 1, 2, 3, 4 tane 4'üm vardı. Dolayısıyla ben buraya ne diyeceğim? 4 tanesinden 2 tanesini seçeceğim. Şurası 3 hocam. E burası da 6. 3 kere 6 bana 18'i verecek. Geldim şu kısma. 4 tane 4'üm vardı zaten. 4'ünü de seç diyor. Yani 4 taneden 4 tane seçerim. O da 1 yapar. Şunu seçelim. Bir tane 8 seç diyor. 3'ün birlisiyle 8'i seçtim. Bir tane 4 seç diyor. 4'ün birlisiyle 4 e, 4'ü seçtim ve 2 tane 2'm vardı zaten gördüğünüz üzere. 2 tane 2. 2 e tane de 2 seç diyor. Madem öyle 2'nin ikilisi. Bu da bana 12'yi verir. 3 kere 3 kere 4 kere 1. Şimdi geldim buraya. 4 tane 3'ten e, pardon 4 dört tane 4'ten 3 tanesini seçeceğim. 4'ün üçlüsü. Çarpı 2 tane de 2 zaten 2 tane vardı 2'nin ikilisi 4'ün üçlüsü 4 ve 2'nin ikilisi 1 olduğundan 4 kere 1'den burası 4'ü verir bana zaten başka durum olmadığını söylemiştik o halde artık bunları topladığımız zaman cevabı buluruz 3 18 daha 21 bir, bir daha 22 şöyle etti 34 4 daha 38 yapar o halde doğru cevabımız da A seçeneği olur sevgili arkadaşlar evet Şimdi geldik 15. sorumuzu artık bu sayfamızda bitireceğiz. Artık kitabımızın son sayfaları, son yaprakları. 75. sayfadayız. Kitap zaten 80 sayfaydı. Devam edelim 15. soruyla. Aşağıdaki tabloda bir hastanede çalışan doktorun deneyim süresine göre ünvanları verilmiş. İşte intern, uzman ve profesör şeklinde. 3 tane intern, 3 tane uzman ve 4 tane de profesör varmış gençler. Peki bu hastanede çalışan doktorlar bir sempozyuma aşağıdaki kurallara göre katılacaklar. Dörder kişilik iki ekip şeklinde katılım sağlanacak. Tamam. İnternerin tamamı sempozyuma katılacak diyor. Şimdi dörder kişilik iki ekip ki ekiplerin ismi cismi hiçbir şekilde önemli değil. Yani A ekibi B ekibi demiş olsaydı o zaman tabi gruplamalar da önemliydi. Ama burada grupların isimleri hiçbir şekilde önemli değil. İnternerin hepsi bu sempozyuma katılacaksa o zaman şöyle deriz. Birinde iki tane intern olacak birinde bir tane intern olacak. Peki ben şunu veya bunu nasıl seçerim? Bir tanesini seçsem yeter. Mesela şuradakileri seçelim. Buraya 2 tane intern gelecekse 3 tane internümüz vardı. 3 tane internden ikisini seçtim ve şuraya yerleştiririm derim. Diğer geri kalan da karşıya gitsin derim. Hocam buradakini seçseydik o zaman da 3'ün birlisi seçtim. Buraya geldi derdim. Diğer geri kalanı buraya gitsin. 3'ün ikilisi de 3'tür. 3'ün birlisi de 3'tür. Çaktın sen köfteyi. Yani aynı sonucu bulursun. Sıkıntı yok. Peki. Şimdi ne demişti? İki ekiple de her deneyimden en az bir kişi olacak demişti. Yani buraya bir tane uzman, buraya bir tane uzman, şuraya bir tane profesör, buraya bir tane profesör mutlaka ekleyeceğiz. Şimdi şuraya bir tane uzman seçelim. Uzman 3 tane vardı. 3 tanesinden herhangi bir tanesini seçtim ve buraya yerleştirdim. Bir tane profesör seçelim. Dört tane profesörden birini seçtim ve onu da buraya yerleştirdim. Şimdi geriye kaldı iki uzman, geriye kaldı 3 profesör. 2 tane uzmandan Tamam mı? İki tane uzman Bir tanesini seçtim ve buraya yerleştirdim. İkinin birlisi çarpı. Geriye kaldı bir tane uzman. Üç tane profesörden bir tanesini seçtim ve onu da buraya yerleştirdim. Geriye kaldı iki tane profesör. Şimdi şuraya gelecek olanı bilmiyoruz. Uzman mı profesör mü? Ama şunu biliyoruz. Geriye üç kişi kaldı. O üç kişiden herhangi bir tanesini de seçip onu da buraya yerleştirirsem artık bütün gruplama sayılarımı elde edebilirim. 3'ün ikilisi 3, 3'ün birlisi 3, 4'ün birlisi ve 2'nin birlisinin çarpımı 8, 3'ün birlisi ve 3'ün birlisinin çarpımı da 3 kere 3 diyelim böylece kalsın. 3 kere 3, 3 kere 3, 9, 9 kere 9, 81. Ben 81 ile 8'i çarparsam karşımana gelir 648 gelir. Bu da bana cevabı verir tabii ki. Doğru cevap E şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlar Evet şimdi sayfamıza uzaktan bakma zamanı. Bu uzaktan bakmalarda biliyorsunuz hep ne diyoruz? Karşınızda YKS'de, ÖSYM'de, ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda çıkabilecek soruları işaretliyoruz. Aslında bunlar çok çok değerli. Yani anlayana inanılmaz değerli. Burada sevgili arkadaşlarım ÖSYM tarzı diyebileceğimiz sorulardan bir tanesi 15. soru. Diğeri 14. soru. 12. soru aslına bakarsan ÖSYM ayarında demek isterdim ama ÖSYM'nin aslına bakarsan bir tık üstünde ÖSYM bu kadar zorlamaz. Hani 12. soru bile bence ÖSYM'nin üzerinde ama işaretlemek isteyen varsa işaretleyebilir. 13. soru biraz şov sorusu ve ÖSYM bu tarz sorular sormaktan kaçınıyor açıkçası. Dolayısıyla 13. soru gibi bir soru ÖSYM'de beklemeyin arkadaşlar. Devam ediyorum bir diğer sayfamdaki bir diğer soruyla. Soru numaramız 16 sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu sorumuzda da diyor ki yukarıdaki her birim karesinde 1'den 20'ye kadar sayı yazan sarı şerit üzerinde ki iki farklı birim kare seçilip mavi ile boyanıyor. Peki mavi ile boyanan bu iki kare içinde yazan sayılar arasındaki farkın mutlak değeri en fazla 5 olduğu biliniyor. Mavi ile boyanan iki kare üzerindeki sayılar x ve y olduğuna göre kaç tane x, y ikilisi yazılabilir diye sorulmuş bize. Şimdi ne demiştik sorunun en önemli kısmı burası ondan önceki en önemli kısmı da burası. Çünkü burada soruyu neredeyse bize nasıl çözeceğimiz anlatılır. Burada ise ne sorulduğu bilgisi yer alır. Şimdi gençler en fazla mutlak değeri en fazla 5 ise bunlar farklı mutlak değeri yani farkları büyükten küçük çıkardığın zaman 5 veyahut 4, 3, 2 veya 1 olan 2 tane sayıyı seçeceğiz demek bu. Şimdi mutlak değeri 5 olan sayıları seçecek olursak ilk olarak 1 ve 6'yı seçmek zorundayız. İkinci olarak 2 ve 7'yi seçmek zorundayız ama bu şekilde tek tek sayarsak işimiz uzun sürer. Peki ben aralarındaki farkın 5 olduğu 2 tane sayıyı seçeceksem ilk olarak 1'e 6'yı seçtiysem son olarak 15'e 20'yi seçerim. Yani şu yuvarlakla işaret ediklerime dikkat et. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i sayarsan maksimum 15'e 20'yi seçeceğin için burada 15 tane sayı mevcuttur. Artı, artı. Şimdi mutlak değerleri yani aralarındaki farkın 4 olduğu durumlara bakalım. 1'e 5'i seçerim. En çok da 16'ya 20'yi seçerim. Burada da şu yuvarlakla gösterdiklerim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gider 16'ya kadar. O zaman 16 tane farklı durum vardır. Artı 3 olanları seçersem de 1'e 4 en çok 17'ye 20'yi seçerim. Burada da 17 tanedir o zaman. Sonra 2 fark olanlara bakacak olursak 1 ile 3'ü seçerim. En çok 18 ile 20'yi seçerim. Yani burada da 18 tanedir. Artı mutlak değerleri. Farklarının mutlak değerleri. 1 olanlarda 1'e 2, 2'ye 3, 3'e 4, 4'e 5, en son 19'a 20'dir ve 19 tane seçerim. Şimdi bunların toplamı bana hala hazırda. 5 tane sayı var. Hepsi sıralı, ardışık. 5 kere 17 ile bulabilirim toplamı. 5 kere 17 bana 85'i verir. Şimdi 85 tane bulabiliriz. Fakat, fakat bizden x'ye ikililerini istiyor. x'ye ikilileri. Yani ben 1 ile örnek veriyorum. İlk olarak 5'i seçmiştik ya ya da 6'yı seçmiştik. 1'e 6'yı seçtim ya. 6'ya 1'in de seçilebilir ve bunların da farklarının mutlak değeri 5'tir. Aynı şekilde diğer tüm hepsini de ikişerli ikişerli bu şekilde ters çevirirsek 85 eder bize 170'in ta kendisi. Dolayısıyla cevabımız da A şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Dedik ve devam ediyorum 17. sorumla. 17. soru binom sorusu sevgili arkadaşlar. x y'nin eninci kuvveti ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan 4. terimi ile sondan 5. terimi aynı terimmiş. Yani o zaman şöyle 1 2 3 baştan 4. terim burası. Sondan 5. terim de buysa 5, 4, 3, 2, 1 deriz. Yani burada sevgili arkadaşlarım toplam 8 tane toplam 8 tane terim varmış. 8 tane terim varsa bunun kuvveti 7'dir. Çünkü burada n varsa n artı bir tane terimimiz vardı. Bunu sakın unutma. Bizden istenen ortadaki terimin kat sayısı. Şimdi ortadaki terim şu ikisi aslında ortada değil mi? E, madem öyle ortadaki terimin kat sayısı isteniyor. Ben ne diyeceğim? 7'nin burası baştan kaçıncı terim? 4. Burası baştan kaçıncı terim? 5. O zaman biz ne diyorduk? R artı 1. terim formülümüz n'in r'lisi çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r idi. Burada katsayımız bizim n'in r'lisi. Ben burada baştan 4. veya 5. terimin katsayısını merak ediyorsam 7'nin bak baştan 4. terimse r artı 1'im. r artı 1 4 ise R 3'tür. Yani 7'nin üçlüsü veya R artı 1 5 ise 7'nin dörtlüsüne bakacağız ki ikisi de birbirine eşit çıkmak zorunda zaten. Yani bizden 7'nin üçlüsü veya 7'nin dörtlüsü soruluyor. 7'nin üçlüsünün de 35 olduğunu zaten biliyoruz. Geçtim 18. soruma. x kare eksi 4 bölü x küp üzeri n açılımında x'in en büyük kuvveti ile en küçük kuvveti arasındaki fark 25'tir denilmiş. Şimdi X'in en büyük kuvveti ile en küçük kuvveti arasındaki fark yani kuvvetler arasındaki fark 25'miş bunu unutma. Ben burada X'in maksimum kuvvetinin X karenin eninci kuvveti olduğunu bilirim. En küçük kuvvetinin de ki biliyorsun şurası neydi? Eksi 4 çarpı X üzeri eksi 3'tü. En küçük kuvvetinin de o zaman bunun eninci kuvvetinden gelen eksi 4'ün eninci kuvveti çarpı X üzeri eksi 3N'den kaynaklı en küçük kuvvetin eksi 3n olduğunu bilirim. Çünkü azalan kuvvetlere veya artan kuvvetlere göre yaptığımız zaman en büyük kuvvet şunun direkt eninci kuvvetidir. En küçük kuvvet de direkt bunun eninci kuvvetidir. Dolayısıyla en büyük kuvvetimiz x üzeri 2n, en küçük kuvvetimiz de x üzeri eksi 3n olduğundan kuvvetler arasındaki farka bakacağım şimdi. Yani 2n ile eksi 3n arasındaki fark 2n'den ben eksi 3n'yi çıkarırsam 5n kalır. 5N'de bize 25'i veriyormuş. O zaman N kaçtır? Tabii ki 5'tir. Diyor ki bize bu açılımın sabit terimi kaçtır diye soruluyor. Şimdi bizim elimizde x kare eksi 4 çarpı x üzeri eksi 3'ün 5. kuvveti var. Ben bu 5'i öyle güzel dağıtmalıyım ki x kareye ve x üzeri eksi 3'e. Bunları dağıtıp çarptıktan sonra kuvvetin x üzeri 0 olması lazım. Eğer ki bir sayının yanında a gibi bir sayının yanında x üzeri 0 varsa bu sabit terimdir. Çünkü x üzeri 0 1'dir. O halde ben diyorum ki ben x karenin küpünü alırsam ve eksi 4 çarpı x üzeri eksi 3'ün de gidip karesini alırsam ki birinci terimin küpünü almak demek 5'in ikilisini almak demektir. Çünkü formülü biliyorsun n'in r'lisi çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r idi. Yani ben şundan şunu çıkarıp x'in birinci terimin kafasına yazıyordum. Burada birinci terimin kafasında 3 yazıyorsa demek ki 5'ten 2 çıkmıştır diyeceğim. 5'in ikilisi 10'dur çarpı x üzeri 6 çarpı 4'ün karesi 16'dır çarpı x üzeri eksi 6 dersem bak burası 160 çarpı x üzeri 6 ile x üzeri 6'nın çarpımı x üzeri 0 yapar. Bu da bana sabit terim olan 160'ı verir. O halde cevabımız tabii ki e şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi Konu anlatım sorularında illaki görüyorsundur. Sabit terim bulunurken x gördüğümüz yere 0 yazılır. Evet yazılmalıydı ama. Burada bölü x küp olduğu için 4 bölü 0'ın küpünden tanımsız gibi bazı ifadelerle karşılaşırız. Bundan kaynaklı bu tarz ifadelerde sabit terim bulunurken x gördüğümüz yere 0 yazamayız. Yani öyle her gördüğün sakalıyı deden saymayacaksın. Tamam. Devam. 19. soru x küp artı y bölü x'in 7 kuvveti ifadesinin açılımındaki terimlerden birisi 21 çarpı x üzeri m çarpı y üzeri nedir? Buna göre m artı n toplamının alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi 21 çarpı x üzeri m çarpı y üzerine demiş ya bize. Ben bu ifadeyi öncelikle x küp çarpı e, x küp artı y çarpı x üzeri eksi 1 diye düzenlemek istiyorum. Bunun da 7. kuvveti. Buradaki bölü x'i x üzeri eksi 1 biçiminde yazdım. Şimdi ben bunun terimlerini düşünecek olursam bak terimlerini. Bunun bir zaten kat sayısı yok içeride. İkisinin de kat sayısı 1. 21'i elde etmek için kaçın kaçlısı yani 7'nin kaçlısı 21 yapar onu düşüneceğim. 7'nin bir ikilisi 21'dir. Bir de 7'nin beşlisi 21'dir. Tamam mı? Şu parantezleri düzgünce atalım. Şöyle. Şimdi 7'nin ikilisi yazıyorsam 7'den 2'yi çıkardım. Birinci terimin yani x küpün 5. kuvvetini alırım. Bir de y çarpı x üzeri eksi 1'in tabii ki direkt 2. kuvvetini alır buraya yazarım. Burayı şöyle düzenleyelim. Şöyle yaptım. Böylelikle 5 ile 2'nin toplamı da bize şurayı vermek zorundaydı ki verdi zaten. Pekala arkadaşım. Şuraya bakacak olursak x küpün kaçıncı kuvvetini alacağım? 7'den 5'i çıkardım. İkinci kuvveti ve y çarpı x üzeri eksi 1'inde direkt 5 kuvvetini alacağım. Buradan 7'nin ikilisi 21'di. 21 çarpı şurası x üzeri 15 gelir. Şurası da x üzeri eksi 2 gelir. Çarparsam x üzeri eksi 13 gelir. Çarpı şurası da y'nin karesi gelir. Ve şurası 7'nin beşlisi yine 21'dir. Çarpı x üzeri 6 gelir x x küpün karesinden ve x üzeri eksi 1'in 5. kuvvetinden x üzeri eksi 5 gelmişti ya. x üzeri eksi 5 ile x üzeri 6'nın çarpımında bize x üzeri 1'i verecektir. Çarpı y üzeri 5 dedik. Şimdi bizden istenen 21 çarpı x üzeri m çarpı y üzeri neydi? Ben de bu formata uygun bunları buldum bak. m, n, m, n. Şimdi m artı n n'in alabileceği farklı değerlerin toplamı sorulmuştu. 13 ile 2'nin toplamı 15. 1 ile 5'in toplamı 6. İşte bunların toplamı sorulmuş. O halde doğru cevap 21'in ta kendisi olacaktı. Yani doğru cevap C seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşım. Evet güzel sorular. Devam ediyorum sevgili gençler. 20. sorumla böylelikle yarılamış olacağız videomuzu. Bu ifadenin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımı yapıldığında sondan 3. ve 4. terimlerin katsayıları birbirine eşittir deniliyor. N kaçtır? Şimdi biz e, bir şeyleri formülüze ederken de hep baştan r artı birinci terim diyoruz ve bunu formülüze etmişiz ama sondan bir şeyin formülünü vermiyoruz değil mi? Hiç meraklanma çok daha kolayı var. İfadeyi ters çevirirsin. y kare artı 3x küp yazarsın. Bak bunu buraya aldım bunu da buraya aldım. Şimdi ben bunun en kuvvetini açtığım zaman bana demiş ya. X'in azalan kuvvetlerine göre açılım yapıldığına gö yapıldığına demiş. Şu an X'in artan kuvvetlerine göre bir açılım yapıyorum aynı zamanda. Ve diyor ki sondan üçüncü ve dördüncü terim yerine ben artık burayı silerim ve dedim ki baştan diye soralım. Yani baştan üçüncü ve baştan dördüncü terim. Şimdi baştan R artı birinci terimin formülü neydi? N'in R'lisi çarpı e, X üzeri N-R çarpı Y üzeri rydi X artı Y'nin n'inci kuvvetinin açılımında baştan r artı birinci terimin formülü. Şimdi baştan üçüncü terimi merak ediyorsan ben r artı bir üçse r 2'dir Dolayısıyla n'in ikilisi çarpı şuraya geldim şimdi. Katsayıları eşit demişti ya. E katsayı buradan ne gelecek? Y karenin n eksi ikinci kuvveti çarpı 3 çarpı x küpün ikinci kuvveti diyeceğim. Pekala. Diğer taraftan dördüncü terimi de bulalım. N'in üçlüsü diyeceğim dördüncü terim için biliyorsun. N'in üçlüsü çarpı y karenin n eksi üçüncü kuvveti çarpı 3 çarpı x küpünde üçüncü kuvveti demiş olacağım. Burada katsayılar neler? N'in ikilisi ve 3'ün karesi yani 9 çarpı n'in ikilisi katsayı bu eşitmiş neye? N'in üçlüsü çarpı 3'ün küpü yani 27. Şimdi gençler 9'da 27'yi sadeleştirdim. Burada 3 kaldı. n'in ikilisi demek n çarpı n eksi 1 bölü 2 demek. Ve n'in üçlüsü de n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 bölü 3 faktöriyel. Yani 6 demek. Çarpı bir de burada neyimiz var? 3'ümüz mevcut. Şimdi bu 3 ile şu 6'yı sadeleştirirsem 2 gelir. Bu 2 ile bu 2 gider. n ile n en gider. n eksi 1 ile n eksi 1 gider. En sevdiğimiz soru tipi değil mi? n eksi 2 kaçmış? Burada 1 kaldı. n eksi 2 1'miş. O halde ne kaçtır? Tabii ki 3'ün ta kendisidir. O halde doğru cevabımıza tabii ki A şıkkıdır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet şimdi 20. soruyu da bitirdik. Bir şeyi 40 kere söylersen olur demiştik. 20 kere söyledik. Yarısı oldu. Geri kaldı yarısı. 21. sorumuzdayız. X artı 1'in n'inci kuvveti ifadesinin açılımında elde edilen terimlerin kat sayılarının aritmetik ortalaması 16'dır. Buna göre n kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle Aritmetik ortalaması 16 ise bu ne demek oluyor? Katsayılar toplamının terim adedine bölümü 16'yı veriyormuş. Şimdi ben burada katsayılar toplamını nasıl bulurum? Katsayılar toplamını x gördüğüm yere 1 yazarak bulurum. x gördüğüm yere 1 yazarsam artık burası 2 üzeri m'dir ve bu katsayıların toplamıdır. Peki ben bunu neye böleceğim? Terim adedine. Bunun n'inci kuvvetinin açılımında n artı 1 adet terim olduğunu biliyorsun. Dolayısıyla ben 2 üzeri n'i n artı 1'e böldüğüm takdirde ne gelmesi gerekiyormuş? Aritmetik ortalama yani 16'ya eşit olması gerekiyormuş. O halde ben bunu 2 üzeri n bölü n artı 1 eşittir. 2 üzeri 4 biçimde yazsam 16'yı ve n artı 1'i karşıya atarken de 2 üzeri n çarpı 2 üzeri n eşittir. 2 üzeri 4 çarpı n artı 1 desem şu şekilde. Ne olur? Bence hiçbir şey olmaz. Şu 2 üzeri 4'ü bunun yanına atarsam işte o zaman bir şeyler olabilir. 2 üzeri n eksi 4 eşittir n artı 1. Burada sağlayan n'i bulmamız gerekiyor bizim. Sağlayan tek n ise sevgili arkadaşlarım burada n eşittir 7 olacaktır. Çünkü 2 üzeri 7'den 4'ü çıkardım 3 eşittir 7 artı 1 gelir. Ve böylelikle n'nin 7 olması gerektiğini söyleyebiliriz. n kaçtır diye sorulmuştu doğru cevap c eşittir olacaktı sevgili gençler. Geçtim 22'ye n ve R pozitif tam sayı ve N'den büyük veya eşit olmak üzere, şu sembolün değeri x artı y'nin ninci kuvveti ifadesinin açılımında x'in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında baştan r'ninci terimin katsayısı biçimde tanımlanıyor. Yani bu ne demek? Ben mesela x artı y'nin ninci kuvvetinin açılımında hani baştan r artı birinci terimin formülünü biliyorum ya. Neydi bu? N N'in rlisi, çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r idi değil mi? Bak bu formülü biliyorsan soruları %90'ını çözüyorsun zaten binomda. Yani bak şurada r artı birinci terim verildiğinde buraya r yazıyorsam burada baştan r'ninci terim demiş. O zaman ben kombinasyonun altındaki kısma bir eksi olan r eksi 1'i yazarım. Yani gençler şurası 9'un 9'a 3 verilmiş ya bu aslında katsayısı sayısı 9'un ikilisiymiş. Şurası 9'un dörtlüsü ya 9'un üçlüsüdür. O zaman yanındaki onun dörtlüsüdür. O halde yanındaki 11'in beşlisidir. Ve onun yanındaki de 12'nin altılısıdır diyeceğim. Burada da iyi dinle beni. n'in r'lisiyle n'in r artı birlisini eğer ki ben topluyorsam bu toplamın değeri neye eşitti? n artı 1'in r artı birlisine eşitti sevgili arkadaşlar. Yani şunu bir artırıp bunun da büyük olanını alıyordu n artı 1'in r artı 1'lisi. Şuraya bakıyorum şimdi. 9'un ikilisi 9'un üçlüsü. Bu neye eşittir? 10'un üçlüsüne. 10'un üçlüsüyle 10'un dörtlüsünü toplarsam 11'in dörtlüsüne. 11'in dörtlüsüyle 11'in beşlisini toplarsam 12'nin beşlisine. Ve 12'nin beşlisiyle 12'nin altılısını toplarsam 13'ün altılısına eşit olacaktır. Şimdi benim cevabım 13'ün altılısı. Peki 13'ün altılısı başka neye eşit? 13'ün yedilisine eşit. Şimdi sorunun kökünü okuyalım. Diyor ki bu toplamın değeri şu sembolünün değerine eşit olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği farklı değerlerin toplamı sorulmuş. Şimdi 13'ün 6'lısı olabilmesi için şurada ne yazması gerekiyor? 13'e 7 yazması gerekiyor ki ben bunu 1 eksiltip 13'ün 6'lısını bulayım. 13'ün 7'lisi olması için de 13'e 8 yazması gerekiyor ki ben şurayı biraz azaltıp 13'ün 7'lisi yazabileyim. Şimdi demek ki A'ya B'yi soruyor diyor bize hani. E madem öyle 13 ile 7'nin toplamı 20 yapar. 13 ile 8'in toplamı 21 yapar. Bunun alabileceği değerlerin toplamı da bana 41'in ta kendisini verir. O halde doğru cevap A seçeneğidir deriz. Evet gençler bu sayfayı da bitirmiş bulunuyoruz. Ve uzaktan şöyle bir bakalım. Binomla alakalı soru işaretlettirmeyeceğim. Çünkü binomla alakalı karşınıza her şey çıkabilir. Ben onu söyleyeyim size. Her şey çıkabilir. Binomla alakalı soru işaretlettirmeyeceğim. 22. sorudaki kadar zor ve kasıntı bir soru çıkmaz. Onu söyleyeyim. Ama diğer bütün sorular binomla alakalı çıkabilir. 16. soru gibi bir soruda ne permütasyonlar ne de kombinasyonlar ne de saymada karşınıza çıkmayacaktır. Dolayısıyla bu sayfada hiçbir şey işaretlemiyorsunuz. Ama şunu unutmayın binomla alakalı karşınıza her şey çıkabilir. Şimdi devam ediyorum 23 ile. 23. sorumuza şöyle baktığımız zaman arkadaşlar. Diyor ki Aynur Pascal üçgenini aşağıdaki gibi yazıp sağdan sola doğru çapraz bir doğrultuda gösterilen sayıların yer aldığı kutuları boyuyor. Buna göre en kaçtır diye sorulmuş. Şimdi gençler bakın. Hepsinde de üçüncüyü boyamış. Hepsinde de üçüncüyü boyamış. Sen Pascal üçgenini böyle 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 diye ezberlediysen ve şununla şunun toplamı buraya geliyor işte Pascal üçgeninde ne var ki diyorsan yanılıyorsun. Pascal üçgeniyle alakalı 550-600 sayfalık kitap biliyorum ben sadece Pascal işi. O yüzden dikkat et. Ne var ki bunda 550-600 sayfa? Neler yok ki? Neler yok ki? Fibonacci sayı dizisi bile çıkarılıyor burada. Şimdi gençler dikkat ediyorsunuz. Bak. Burada e, bu Pascal üçgeni dediğimiz olay aslında şu. Sıfırın sıfırlısıyla başlıyor. Birin sıfırlısı, birin birlisi. İkinin sıfırlısı, ikinin birlisi, ikinin ikilisi. Üçün sıfırlısı, üçün birlisi, üçün ikilisi, üçün, ikilisi, 3'ün üçlüsü şeklinde devam ediyor. 4'ün sıfırlısı, 4'ün birlisi, 4'ün 3 ikilisi, 4'ün üçlüsü ve 4'ün dörtlüsü biçiminde devam ediyor aslında bakarsanız Pascal üçgenimiz. Gördüğünüz üzere buradakilerin her biri zaten buraya tekabül ediyor. Ve dikkat et hep şunlar boyanmış. Yani şu boyanmış, şu boyanmış, bu boyanmış. Şurada işte 5'in ikilisi var. O boyanmış. Yani bu şekilde devam ediyor yani değil mi? Hep ikililerini mi almış? Aynen öyle hep ama hep ikililerini almış. O zaman sevgili arkadaşım benim şurada n'in ikilisi dediğim kısım bak. Bir de şuraya bakacak olursak 3'ün ikilisi, 4'ün ikilisi, 5'in ikilisi değil mi? O zaman n'in ikilisi 45'miş. O zaman bu n kaçtır? Tabii ki e, onun özür dilerim. Onun ta kendisidir 9 yazdım ama neden? Çünkü 10 çarpı 9 bölü 2 faktöriyelden 45 gelmiştir. Bundan kaynaklı ne? 10'dur diyeceğiz sevgili arkadaşım. Evet 23'ü çözdük. Devam edelim mi 24'te? Hadi edelim bakalım. X artı y'nin eninci kuvveti ifadesi açılımındaki terimlerin katsayılarının oluşturduğu küme 9 elemanlıymış. N'nin alabileceği değerlerini toplamış. Şimdi bak burada dikkat edeceksin. Yine Pascal üçgeni sorusu aslına bakarsan ama binomla harmanlanmış. Şu kısma baktığınız zaman 1, 4, 6 sonra simetrik bak 4'e 1. 1, 3, 3, 1. 1, 2, 1. 1, 5, 10, 15, 1. Hep simetrik gidiyor. Mesela şurada bir küme oluşturursak kas sayılarla alakalı 3 elemanlıdır. Burada oluşturursak 3 elemanlı. Burada oluşturursak 2 elemanlı. Burası bir küme oluşturursa 2 elemanlı. Burası 1 elemanlı bir küme. Burası 1 elemanlı bir küme. Hep bu şekilde bak. 1, 1, 2, 2, 3, 3 değil mi? E şimdi burası kaç elemanlıymış? 9 elemanlı. Şimdi 9 elemanlı olması için ne gerekiyor? Şöyle düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesi farklı. Şurası ortanca terim. Ve devamı yine 8 tane de sağda kalacak şekilde. 4, 5, 6, 7, 8 oldu mu? 8 e, oldu. Bu şekilde olabilir. Bak bu şekilde olabilir. Way out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane farklı. 9 tane de birbirini tekrar eden. 5, 6, 7, 8, 9 tane de birbirini tekrar eden olabilir. E şimdi şuraya bakalım. 8, 8, 16. Burası 17 terim vardır. Burada 18 tane terim vardır. 17 tane terim varsa. 17 tane terim varsa. Şuradaki n kaçtır? 16'dır. 18 tane terim varsa 17'dir hocam. O zaman şu ikisini toplam da bana cevabı verir. Doğru cevap C şıkkı olacaktı. Evet 25. soru. Fikret hocayla bu soruyu yazarken açıkçası şöyle demiştik. Bu yıl ÖSYM'de çok benzeri bir soru çıkar ve biz de seviniriz, mutlu oluruz demiştik kendi kendimize. Umarım bu tarzda bir soru çıkar. Çıkarsa olasılıkla fonksiyonun çok güzel harmanlanmış bir sorusu olur. ÖSYM'ye buradan duyurulur. <laughs> Sorarsanız haberim olsun. Evet gençler sorumuza bakıyorum. Recep 0'a 1 noktası çıkarılan birim çemberin analitik düzlemde farklı bölgelerinde kalan kısımları farklı renklerle çiziliyor. Yani burası yeşile, burası kırmızı, burası maviye, burası sarıya boyanmış. Recep farklı renkteki bu 4 parçanın 2 tanesini siliyor. İki tanesi siliniyor arkadaşlar. Buna göre geriye kalan parçaların bir fonksiyon grafiği olmalısı. Soru çok zor bir soru değil. Tarz bir soru olduğu için ve daha önce sorulmadığı için herhangi bir kitapta göremeyeceğiniz için ee, ve tarz bir soru olduğu için ÖSYM de biliyorsun tarz sorular sormayı seviyor. Bundan kaynaklı karşısına çıkabilir diyorum. Diyor ki iki parçayı sil. Geriye kalan parçalar bir fonksiyon grafiği oluştursun istiyor. Fonksiyon grafiği oluşturabilmesi için mesela şu bir fonksiyon grafiği olabilir. O değil. Şu. Bu bir fonksiyon grafiği olabilir. Şu bir fonksiyon grafiği olabilir. Şu bir fonksiyon grafiği olabilir. Ama mesela şu bir fonksiyon grafiği olamaz. Neden? Çünkü y eksenine paralel doğrular yani x eksenine dik olan doğrular attığın takdirde birden fazla yerde kesiyorsa fonksiyon grafiği olmaz diyoruz. Evet bundan kaynaklı sevgili arkadaşım. O halde şöyle düşünelim biz. Ben burada 4 tane parçadan herhangi 2 tanesini sileceksem 4 tanesinden ikisini seçtim ve bunları siliyorum derim. Yani toplamda 6 tane durumum var. Peki bu durumlardan ben istenmeyen durum yani fonksiyon olmama durumunu çıkaracak olursam daha kolay erişebilirim cevaba. Mesela şu ikisi kalırsa fonksiyon olmaz. Çünkü benim grafiğim şöyle olur. Şöyle bir grafik olur. Ve buraya dikey doğru attığım zaman iki noktada keser. Veyahut şu ikisi kalırsa da fonksiyon olmaz. Çünkü bu şekilde çizersem yine gördüğünüz üzere iki noktada keser. Yani iki tane istenmeyen durumum var. Bu altı taneden iki tanesini çıkaracak olursam geriye dört tane fonksiyon grafiği kalabilir. Bundan kaynaklı fonksiyon olma e, olasılığı istenen durum 4. Tüm durum 6 olduğu için 4 bölü 6 yani doğru cevap 2 bölü 3 olacaktı sevgili gençler. Evet 25'i de çözdük bir çözdük. Geçtik 26'ya. 26. soru için şu kısmı temizliyorum. Cart ve devam ediyorum soruyu çözmeye. Sorunun görselini ÖSYM'nin yaptığı 2018'de yaptığı sınavlardan birinden hatırlıyorsunuzdur. Birim küplerden yapılmış 4 katlı bir e, basamaklı yapının en üst katında bulunan Efe. Her defasında bir alt kattaki küplerden birine iniyor ve son olarak da yerdeki 5 minlerden birine basıyor. Buna göre Efe'nin kırmızı mindere basma olasılığı bizden istenmiş. Şimdi şu küpe bir farklı biçimde inebilir. Bu küpe bir farklı, buna bir, buna bir farklı biçimde. Yani dümdüz inmesi lazım. Şurası için yine bir farklı biçimde. Buraya bir, buraya bir, buraya bir farklı biçimde inebilir. Şu kısma, yani şuradaki küpe... Ya buradan iner ya buradan iner. Yani şu ikisinin toplamı iki farklı biçimde iner. Buraya o zaman bu ikisinin toplamı 3, bu ikisinin toplamı 3 olduğu için 3 farklı biçimde inebilirken şu kısma 4, bu kısma 6 ve bu kısma da 4 farklı biçimde inebilir. Ki fark ettin umarım. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Tamam bu soruların yan yan olmasının sebebi de bu. Anlaştık mı? Bunu fark ettiğine göre toplam kaç farklı iniş sergileyebiliyor? 1, 4 daha 5. Şurası da 5. Topla 16. Tüm durum 16. Buraya inme sayısı kaç? 6. 6 bölü 16 benim cevabımdır. Yani 3 bölü 8 bana cevabı verir. Doğru cevap da B seçeneğidir sevgili gençler. Devam ediyorum 27 numaralı soruyla. Şu kısmı sildim. Okuyalım bakalım sorumuzu. Aralarında Zeynep ve Şeyma'nın da bulunduğu 6 kişi yukarıda verilen masada yemek yiyecekler diyor. 6 kişi bu masaya rastgele oturduğuna göre Zeynep'le Şeyma'nın yan yana veya karşılıklı oturmuş olma olasılığı soruluyor bana. Şimdi yan yana veya karşılıklı diyor ya. Bu istenen durumu bir açıklayalım bence. Şu şekilde yan yana oturabilirler. Şu şekilde yan yana oturabilirler. Etti 2. Yan yana etti 3. Yan yana etti 4. Karşılıklı etti 5. Karşılıklı etti 6. Karşılıklı etti 7. Yani 7 farklı biçimde bunlar yan yana veya karşılıklı biçimde oturabiliyorlar. Bu cepte. Ama tabi 7 farklı biçimde dedik ya. Bu ikisi örnek veriyorum. Şunları sildim. Şu ikisine oturmuş olsun. Geriye kalan 4 kişi de 4 faktöriyel biçimde sıralanacaklar. Ve Zeynep de Şeyma da kendi aralarında 2 faktöriyel biçimde sıralanabilirler. Bölü dedim. Bölü. Tüm durum. 6 kişilerdi. 6 faktöriyel tüm durumdur. O halde ben şunu şunu sadeleştirirsem 6 çarpı 5 kalır burada. Şunu da şunu sadeleştirirsem 3. Üst taraf 7. Alt taraf 3 kere 5'ten 15 gelir. 7 bölü 15 bana cevabı verir. Doğru cevap A şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Bu sayfaya şimdi uzaktan bakalım. Az önce zaten aleni bir şekilde bu soru karşınıza çıkabilir diye belirttim ben size. Onu almışsınızdır 25. soru. Ee, dediğim gibi binomla alakalı her şu soru çıkabilir bu soru çıkmayabilir demiyorum. Çünkü Binomla alakalı karşınıza her türlü soru gelebilir. Bunu ve bunu mutlaka bir önceki sayfada olduğu gibi binomların hepsini de tekrar etmeniz gerekiyor. Şu soru tipine benzer bir tane çıktığı için artık çıkacağını düşünmüyorum. 27. soru gibi bir soru karşınıza çıkma ihtimali var. Burada 25 ve 27. soruları mutlaka kaydediyorsunuz arkadaşlar. Ve şimdi 28. sorumuzdayız arkadaşlar. Evet şimdi aşağıda bir sinema salonundaki oturma planı verilmiş bize. Sinemaya birlikte gidecek olan Efe ve Fikret e, rastgele iki tane koltuk seçiyor. Buna göre Efe ve Fikret'in yan yana veya arka arkaya iki koltuk seçip oturma olasılığı soruluyor. Şimdi yan yana ve arka arkayadan bahsetmiş. O halde bunları, bu durumları yani istenen durumları elde edebilmek adına bunları bir sayalım. Mesela şu şekilde otururlarsa yan yana oturabilirler. Şu şekilde yan yana oturabilirler. Bu şekilde yan yana oturabilirler. Ve şu şekilde otururlarsa da bunlar yan yana olacaklardır. Tabi bunun yanı sıra farklı var mı bakalım. 4 tane bulduk başka yok. Arka arkaya oturmalısı da bunun üstüne sayıyorum. 5, 6, 7, 8 ve şu, şu şekilde 9 yaptı. Farklı bir imkan yok yan yana veya arka arkaya oturmaları için. Toplam 9 durum. Tabi bu 9 durumun yanı sıra Fikret ve Efe aynı zamanda yerde değiştirebilirler. Dolayısıyla çarpı 2 diyorum yer değiştirme durumlarını. Bölü şimdi tüm durum. Peki bu sinema salonunda toplam kaç tane koltuk boş? Bunu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tanesi boş. Efe bu 13 koltuktan herhangi bir tanesine oturabilir. 13 çarpı Fikret de bu geriye kalan 12 tane koltuktan herhangi bir tanesine oturabilir. Çarpı 12. Bu da tüm durum. O halde sevgili arkadaşlar bunları sadeleştirdiğimiz takdirde cevabı buluruz. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 6 3'e böldüm 2 3'e böldüm 3 dedim üst taraf 3 alt taraf ise 2 kere 13'ten 26 yaptı yani cevabımız karşımıza çıktı cevap C seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet gençler devam ediyorum 29'da şekildeki küpün bir yüzü ve bir ayrıtı rastgele seçilip boyanıyor buna göre boyanan yüzde ayrıtın sadece bir ortak noktasının olma olasılığı yani şöyle ki şurayı seçtim ya mesela. Bir ortak noktası olabilmesi için örnek veriyorum şu ayrıtı seçmek. Bu ayrıtla bu taranan alanın sadece şurası ortaktır. Başka ortak olan bir noktası bulunmaz. Şimdi o zaman şöyle düşünmek gerekiyor tabii. Ee, herhangi bir ayrıtı seçin. Mesela şurası. Bunu seçtik ya. Bunun yanına hangi ayrıtlar gelebilir? Herhangi bir yüzü seçin dedim. Ayrıt dedim az önce özür dilerim. Herhangi bir ayrıtı e, değil. Yüzü seçelim. Şurası hangi ayrıtları seçersem istenilen gerçekleşmiş olur. Şunu, şunu, şuradaki ayrıtı, o ayrıtı şöyle gösterelim. Şuradaki ayrıtı veya şuradaki ayrıtı seçersem istenilen gerçekleşmiş olur. Yani herhangi bir yüz için 4 tane istenen durum var, 4 ayrıt var. Peki bir küpün kaç tane ayrıtı vardı? Toplam 12 tane ayrıtı vardı. 4 bölü 12 de bana direkt olarak cevabı verir. Yani 1 bölü 3 cevabımızdır. Bu tüm durumu hesaplayabilirsin ama bu biraz uzun sürer herhangi bir ayrıt yani küpün bir yüzünün diğer bir yüzüne bir üstünlüğü yok. Bir ayrıtının başka bir ayrıtına herhangi bir üstünlüğü yok. Bundan kaynaklı herhangi bir yüz için bu hesaplama yaparsan bu tüm yüzler içinde geçerli olacaktır. Dolayısıyla bir tanesini yaparsan 1 bölü 3 bana cevabı direkt olarak verir. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Devam ediyorum. 30. soruyla 30. soru için şöyle biraz yaklaşalım ve sorumuzu okuyalım. Diyor ki Özdeş birim dairelerden oluşan şekildeki daireler mavi ya da sarı renkle boyanacak. Buna göre şekilde herhangi ikisi birbirine değen ve aynı renkte 3 daire olma olasılığı soruluyor bize. Şimdi mesela örnek veriyorum ben şunu 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 seçtim. Birbirine değiyor. Bunu farklı bir renge boyadım. Böylelikle istenilen gerçekleşmiş oldu. Bu birinci durum. İkinci bir durum. Şunu 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 seçerim ve bunu farklı renge boyarım. Üçüncü bir durum şunu 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 seçerim ve bunu farklı renge boyarım. Bir diğer istenilen durumda şunu 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 aynı rengi boyarım bunu farklı renge boyarım. Yani istenilen 4 tane durum söz konusu. Peki tüm durum nedir gençler? Tüm durum ise burayı iki farklı renkten birine, burayı iki, burayı iki, burayı iki farklı renkten birine boyarım. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den toplam istenilen durum ise 16'dır. Böylelikle 4 bölü 16 bize cevabı verir. Doğru cevap 1 bölü 4 olacaktı diyebiliriz. Ve sevgili arkadaşlarım devam ediyorum 31. sorumla. 31. soru için bir zar görselimiz var. Çok da güzel bir soru. Tam anlamıyla ÖSYM ayarında bir soru. Dolayısıyla 31. soruyu mutlak surette işaretlemelisin diye ben sana uyarımı yapayım. Hakan şekildeki standart zarın bir yüzüne bir nokta daha ekleyip hileli bir zar elde ediyor. Bu hileli zar ard arda iki defa atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamı 8 olma olasılığı 1 bölü 6'dır denilmiş. Buna göre Hakan aşağıdaki yüzlerden hangisine bir nokta daha ekleyip hileli zarı oluşturmuş olabilir diye soruluyor. Şimdi öncelikle hangilerinin toplamı 8 yapar ve normal şartlar altında hilesiz bir zarın üst yüze gelen iki tane sayının toplamının 8 olma olasılığı 1 bölü 6 olabilir diye kontrol edelim. Ama öncelikle hilesiz bir zar için bakalım. Şimdi 2 ile 6'nın toplamı 8 yapar. 3 ile 5'in toplamı 8 yapacaktır. 4 ile 4'ün toplamı 8 yapar. 5 ile 3'ün toplamı ve 6 ile 2'nin toplamı 8 yapar. 2'ye 6 gelme olasılığı. 2 gelme olasılığı 1 bölü 6. 6 gelme olasılığı 1 bölü 6'dan 1 bölü 36 ihtimalle 2'ye 6 gelir ve istenilen gerçekleşir. Burası sevgili arkadaşlarım 3'e 5 olması. 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 6'dan yine 1 bölü 36'dır. Şimdi ben bu şekilde düşünecek olursam o zaman e, aslına bakarsan bu zarın iki tane çift zar atıldığı zaman örnek uzayı 36 elemanlı. E, i̇stenilen adet de burada 5. Yani 5 bölü 36 geliyor. Bizden istenen şey ise 1 bölü 6 olması. Yani 6 bölü 36 olmasını istiyor bizden. Şimdi hmm, i̇şte buna göre yorum yapacağız biz. O halde şunları siliyorum ve ve Diyorum ki bunları deneyelim. Şimdi buna bir tane daha nokta eklersem ben 1 olmuş olur 2. Ve artık 1'e 6 gelmesi de aslına bakarsan 1 numara artık 2 numara olduğu için 2'ye 6 olacaktır. Yani parantez içinde 2'dir bu aslında. 1'e 6 yani 2'ye 6. 2'ye 6 gelme olasılığı da burada kaçtı arkadaşlar? 1 bölü 36'ydı. Ama 6'ya 1 dersem artık o da aslında 2 olduğu için burası da 1 bölü 36'dır ve 5 bölü 36'nın üstüne bu 1 bölü 36'ları eklersem eder 7 bölü 36 bu hiç istediğimiz bir durum değil biz 6 bölü 36'yı arıyorduk a gitti şimdi o zaman şunları siliyorum ve bunun yerine başka neler yapılabilir şıklarımızı kontrol ediyoruz gençler 2'nin yanına bir nokta daha koyarsam 2'nin yanına bir nokta koyarsam Artık bu 2 3 olmuş olur ve 2 tamamen yok olmuş olacak. 2 yok olduğu için şu 2'ye 6 dediğimiz şey şurası 3 olduğu için 9 yapar. Yani ben bunu ve bunu siliyorum. Ama 2 artık bizim için 3 olduğundan 3 gelme olasılığı 1 bölü 6 değil onun yerine 2 bölü 6'dır artık. Şimdi 3 gelme olasılığı 2 bölü 6 çarpı 5 gelme olasılığı 1 bölü 5. Burası 1 bölü 6 özür diliyorum. Şurayı düzeltelim. 1 bölü 6 etti 2 bölü 36. 4'e 4 olması yine 1 bölü 36 idi. 5'e 3 olma olasılığı sevgili arkadaşlarım yine buradaki gibi 2 bölü 36'dır. Ve 6'ya 2 olma olasılığı da yine 1 bölü 36'dır gençler. Tabi ama 2 artık olmadığı için bunu zaten silmiştik. Dolayısıyla saymayacağız. Üstünü sildik. Neden işlemini yaptık değil mi? Şimdi eğer ki ben 2 bölü 36, 2 bölü 36 ve 1 bölü 36'yı toplarsam yine 5 bölü 36 bulurum. Yani 6 bölü 36 yine etmedi. Dolayısıyla bu da gitti. Şimdi o halde ben artık şunları sileceğim. Ve 3. şıkkım olan C'yi deneyeceğim. Tamam izninle. Şurayı da sildik tamam. Şimdi 3'e bir nokta daha koyarsam 4 olur. Ve artık böylelikle elimde 3 kalmamış olur. Yani şu ve şu iptal oldu. 2'ye 6 gelme olasılığı yine 1 bölü 36'dır. 6'ya 2 gelme olasılığı 1 bölü 36'dır. Ve artık 4'ten benim zarımda 2 adet var. Birisini normal orijinal 4. Öteki de 3'ü 4 yapmıştık ya o 4. O zaman bunun 4 gelme olasılığı 2 bölü 36'dır. Bunun 4 gelme olasılığı bu da 2 bölü 36'dır. Çarparsam 4 bölü 36 olur. 4 bölü 36, 1 bölü 36 daha 5 bölü 36. 1 bölü 36 daha 6 bölü 36 yapar ve istenilen gerçekleşmiş olur. Yani benim doğru cevabım neymiş? C şıkkıymış sevgili gençler. Evet şimdi şöyle uzaktan hemen bakalım. Bizim 31. sorumuz mutlaka ama mutlaka işaretlenmesi gerekiyor. Bunu zar değil düzgün dört için sorabilir. Düzgün farklı bir şey için sorabilir ama sorabilir. Yani tam anlamıyla bir ÖSYM tipi soru. Şu tam anlamıyla bir MSU sorusu bak. Tam anlamıyla bir MSU sorusu TYT'de de karşına çıkabilir. Bu da sevgili arkadaşlarım TYT'de veya MSU'de karşına çıkma ihtimali mevcut olan sorulardan bir tanesi. Şu sorunun ee, bir benzeri 2016'da sanırım yanlış hatırlamıyorsam e, AYT'de veya y, AYT değil LYS'de çıkmış olması gerekiyor. Evet LYS diye hatırlıyorum. Şu soru LYS'de çıkmıştı diye hatırlıyorum. Buna benzeri tabii ki. E, dolayısıyla sevgili arkadaşlarım tekrardan aynı şeyi sorar mı? Sorarsa ÖSYM kendini tekrar etmiş olur ama bize soru tutturmuş oluruz. Dolayısıyla 29. soruyu işaretleyin. ÖSYM tipidir. Neden ÖSYM tipi? Çünkü daha öncesinde ÖSYM buna benzer bir soru sordu gençler. Evet, bir sonraki sayfamıza geçiyorum. 32'deyiz artık. Evet, yani son sayfalara yaklaştık yani. Kaçıncı sayfamızdayız? 79. Son artık 2 sayfa. 79, 80 diyeceğiz, bitireceğiz. Şimdi İbrahim bir çift zar alıp üst yüze gelen sayıların çarpımını aşağıdaki tabloya yazmaya başlıyor. İşte 1 kere 1, 1, 1 kere 2, 2, işte 2 kere 1, 2, 2 kere 2, 4. Bunların hepsini dolduruyor. Bunların hepsini doldurduktan sonra can tablodaki sayılarla bir A kümesi oluşturuyor. Buna göre A kümesinden rastgele seçilen bir elemanın tek sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi tabii kendini tekrar eden sayılar da olacak. Mesela ben şuraya 2'yi yazacağım. Burada da 2 var, burada da 2 var. O 2'yi iki, de bir kümenin içerisine dahil edemeyeceğiz. Çünkü kümeler kendini tekrar eden elemanlardan oluşamaz. Her elemanı bir defa yazmak zorundayız. Gibi gibi. Dolayısıyla burada işte tekleri bulup da 36'ya bölmek saçma olacaktır. Peki burada benim ne yapmam gerekiyor? Bak bunlar sayıların çarpımı olduğu için çarpımı. İki tane tek sayının çarpımı biliyorsunuz tek yapar. Dolayısıyla benim bir zarımın üzerinde tek olanlar 1 3 5 var. İkinci zarımda da yine 1 3 5 var. Bunlardan kaç tane sayı gelir? Sayı çarpımı gelir. 1 bir kere 1'den 1 bir gelir. 1 kere 3'ten 3 üç gelir. 1 kere 5'ten 5 beş gelir. 3 kere 1'den 3 gelir. 3 kere 3'ten 9 gelir. 3 kere 5'ten 15 gelecektir. Daha sonrasında 5 kere 1'den 5, 5 kere 3'ten 15 ve 5 kere 5'ten 25 gelir. Burada birbirinden farklı olanları o kümenin içerisine dahil edeceğiz tabii ki. Bunlar neler? 1, 3, 5, 3'ü yazmıştım 9, 15, 5'i ve 15'i yazmıştım 25. Yani burada toplam istenen durum adedi kaç? 6 tane. Bölü. Tüm durum yani bu tabloda kendini tekrar etmeyen kaç tane sayı var buna bakacağız. Burada birbirinden farklı bak şöyle 3 4 5 6. Burada birbirinden farklı 6 tane sayımız var. Ama bu 6 sayının zaten şuradaki 5 tanesi şurada da mevcut olduğu için bunları siliyorum saymayacağım. Tamam? Daha sonrasında buraya geldim. 4 6 8 10 ve 12 dedim. Tamam mı? Burada ben yukarıda 4 ve 6'yı kullandığım için bir daha saymayacağım. 8 10 12 kaldı. E zaten burası da aynı olacak. Yani 8, 10 bakalım 6 özür dilerim. Şurası 6, burası 8, burası 10 olacak. Zaten bunları saydığım için bu sefer burayı da saymayacağım. E şimdi doğal olarak buraya geçtim. 3 kere 3 9 dedim. 3 kere 4, 12, 3 kere 5 15, 3 kere 6, 18 dedim. Burada 9'u saymamıştım ve dolayısıyla bunların hepsini sayacağım. Bak şuradan 3 tane geldi. Şuradan 12'yi saymıştım. 12'yi saymayacağım. Tamam. 9, 15 ve 18 sayılmamıştı. Buradan da kaç tane geldi? 3 tane geldi. Tabi burası da artık ee, 3, 6, 9 şurası 12, burası 15 ve burası 18 oldu için Ben burada bunları saydığım için artık bunları da saymayacağım. E Devam. Şuraya bakalım. 4 kere 4 16, 4 kere 5 20 ve 4 kere 6 24. Buradan da 3 tane geldi ve burası da 16, 20, 24 olduğu için ben bunları saymayacağım. Çünkü az önce saydım. Bunlar da gitti. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. 5 kere 5 25, 5 kere 6 30 ve yine şurası da 5 kere 6 30 olduğu için şuradan 2 tane geldi. Şunları saymadım ve buradan kaç tane geldi? Bir tane geldi. Hadi toplayalım. 6. 6 daha 12. E şurası da 6. 18. Yani toplamda 18 tane farklı sayı var burada. 6 bölü 18 kaç yapar? 1 bölü 3'ün ta kendisi yapar. O halde doğru cevabımız da B şıkkıdır diyeceğiz sevgili gençler. Bir diğer sorumuzdayız. 33. soru. Ahmet, Berra, Cenk ve Deniz isimli 4 kişinin her birinin gardırobunda bulunan 4 farklı tişörtün renkleri aşağıdaki tabloda verilmiş. Ahmet Bora, Ahmet Berra, Cenk ve Deniz'in buluştuklarında aynı renk tişörtü giymiş olma olasılığı nedir diye soruluyor. Şimdi Ahmet'in mavi tişörtü var. Kaç tane? İki tane. Bora'nın bir tane mavisi var. Cenk'in bir tane mavisi ve Deniz'in bir tane mavisi var. Ahmet'in mavi giyim olasılığı 1 bölü 2 çarpı. Bora'nın mavi giyim olasılığı 1 bölü 4. Cenk'in Mavi giyim olasılığı 1 bölü 4 ve denizin mavi giyim olasılığı 1 bölü 4 artı mavileri bitirdik artık. Dolayısıyla artık bunları da siliyorum. Peki hepsinin sarı giyim olasılığı. Bunun sarı tişörtü var ama bunun olmadığı için sarı giyim olasılığı 0. Artı. Sonra devam ediyorum. Ahmet'in yeşil e, tişörtü var. Tişört değil mi bunlar? Aynen. Yeşil. E, bunun bir tane var. Bunun bir tane var. Bunun iki tane var. Şimdi birincisinin senaryosunun bir benzeri burada da var. Bunun iki tane bunun bir tane, bir tane, bir tane. Dolayısıyla şunun aynısı gelecek. Yani o zaman ben çarpı gidesem olay tamamlanmış olacak. E dedik. Şunlar gitti. Şurası neyi, neyi verir bize? 1 bölü 64'ü verir. E hocam farklı renk. Farklı renk. Mesela burada kırmızı var ama bunun kırmızısı yok. O da sıfır gelecek. Dolayısıyla farklı renk araçlarına girmeye lüzum yok. Doğru cevap A şıkkı olacak. Geçtim 34'e. Aşağıda hilesiz bir zarın iki köşesi işaretlenmiş. Buna göre bu zar havaya bir kere atıldığında işaretli köşelerden yalnız bir tanesinin yere değme olasılığı. Şimdi yalnızca bir tanesi yere değsin istiyor. Şimdi ben şöyle yaptım, şöyle yaptım ve şöyle yaptım. Bütün yüzlerini görmenizi sağladım. Tamam mı? Şurası yere değerse kabul. Yalnızca bir tanesi değiyordur. Peki başka hocam, şurası yere değerse kabul etmem. Niye? Çünkü ikisi birden değer. Şurası yere değerse kabul ederim. Bir tanesi değer. Bunun arka tarafındaki yüzü bak şunu sil sil buradan o olmuyordu zaten. Şurası var ya bak şu yüz. O yüz yere gelirse sadece şurası değecektir. Dolayısıyla o da olur tamam mı? Şu an kaç tane saydım? 3 tane. Peki başka var mı hocam? Başka şurayı saydım, şurayı saydım. Başka olmaz. Zaten olamaz. Bir de neresi var? Olur. Şurası var. Özür dilerim. Simetri. Yani şurası var. Bu yüz yere değerse eğer Sadece ama sadece bu nokta yere değer. Yani toplam 4 tane mi buldum? 4 tane. Peki bu küpün kaç tane yüzü var? 6 tane. O zaman cevap 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 olacak. Doğru cevap A şıkkıdır deriz. 35'teyim. Geçti ki veri kısmına, istatistik kısmına. Şuradaki tanımları zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım. Direkt şuradan başlayalım. 3, 5, 10, 12, 16, 18, 20. Veri grubuna A ve B pozitif tam sayıları eklendiğinde Veri grubunun aritmetik ortalaması 1 artarken medyanı değişmiyor. Ve modu da A sayısı oluyor. Peki buna göre B sayısı hangisi olamaz? Şimdi normal şartlar altında ben bunların aritmetik ortalamasını bulabilmek adına bunların hepsini toplarım. 20, 18 daha 38, şöyle yaptı 50, 60, 60 dedim. Ee, 60, 16 daha 76, 81, 84 geldi. 84. Toplam kaç tane sayı var burada 7. 84 bölü 7. Benim normal şartlar altında aritmetik ortalamam yani bunun aritmetik ortalaması kaçmış 12. Tamam. Aritmetik ortalama yine 12 olacakmış. Çünkü pardon özür dilerim 13 olacak çünkü 1 artmış. Yeni aritmetik ortalamam 13. Ama ben bu 84 toplamları 84 olan e, veri grubuna A ve B diye elemanlar eklediğim için artık yeni toplamım 84 artı A artı B olacaktır ve yeni veri adedim 7 değil 9 olur artık. 9'u bu tarafa çarpım olarak gönderirsem 117 gelir. 117 de 84 artı A artı B'ye tekabül eder. Şimdi gençler 84'ü bu tarafa bir fırlatalım. 17, 16 daha 33 yapar. 33 eşittir A artı B olacaktır. Ve bu veri grubunun modu diyor ya modu A olacakmış. Şimdi A oluyorsa eğer Burada her biri birer defa tekrarlıyor. Eğer mod A oluyorsa demek ki A bunlardan birisi. Şimdi A bunlardan birisi ise ve ben 33 eşittir A artı B diyorsam. Şimdi burada ben A sayısını 3, 5, 10, 12, 16 seçtiğim takdirde B sayısı da sırasıyla şıklarda 30, 28, 23, 21, 17 geliyor. Yani B her şey olabiliyor burada. E soru mu yanlış? Hayır. Burada kullanmadığımız bir bilgi daha var. O bilgi nedir? Medyan değişmiyormuş. Şimdi medyan değişmiyorsa burada medyanımız kaç? 12. Demek ki bizim bir sayımız sol tarafta bir sayımız sağ tarafta kalıyor ki medyan değişmiyor. He. Yani 4 sola 4 sağa olsun medyan yine 12 olsun istiyoruz. Peki o zaman ben diyorum ki A sayımız bizim A sayımız 3 olabilir. Küçük olan sayıdan bahsediyorum. 5 olabilir, 10 olabilir, 12 de olabilir. Çünkü 12'yi ben bunu soluna veya bunu sağına yazmam hiçbir şey değiştirmez. Ama A sayısı 16 olamaz. A sayısı 16 olamıyorsa B sayısı da tabii ki 17 olamaz. Yani cevap A'şık olur. Muhteşem bir veri sorusu. Hemen unutmadan bu soruyu işaret koyun arkadaşlar. Tamam. Devam. 36. soru. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tekse ortadaki sayı, çiftse ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına bu grubun medyanı diyoruz. Yani ortancası diyoruz. Terimleri farklı tam sayılardan oluşan 1, 6, 7, 9, 29, A ve B veri grubunun medyanı A. Aritmetik ortalaması da B'ymiş. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi veri grubumuz zaten ortada. Yani bunlar küçükten büyüğe doğru basit biçimde sıralanabilir. Medyanı A olacakmış, aritmetik ortalaması da B olacakmış. Bunu da unutma. Ben bunların hepsini bir toplarım o yüzden. 1, 6 daha 7, 7 daha 14, 9 daha 23, 23, 29 daha 52 yapar. 52 artı A artı B bölü. Bak kaç tane sayı var burada? Şöyle 5, 6, 7 tane sayı var. 7'ye bölmüşüm. Benim aritmetik ortalamam B'ye eşitmiş o zaman. B'ye eşitlerim ben bunu. Yani aslına bakarsan 52 artı A artı B eşittir 7B olur. Ve böylelikle 52 artı A eşittir 6B'ye de eşit olur. Bu cepte mi cepte? Yani şimdi sıkıntı var mı buraya kadar? Yok. Peki. Şimdi bizden A artı B isteniyor değil mi? Bunu unutma. Medyan da A'ymış. Medyan A olacak şekilde benim bunu seçim yapmam gerekiyor. Şimdi sol tarafa baktığın zaman altının katı olması gerektiğini de görüyorsun. Altının katı 52'den sonra ne var? Hocam 54 var değil mi? O zaman A2 olabilir. Şimdi A2 olursa bence medyan olmaz. Çünkü ben bunları sıralarsam birden sonra hemen A'yı koymam lazım. Çünkü A'yı 2 buldum. E daha sonrasında 7, 9, 29 diye devam ediyor. E B'ye ne kalır? 9. E de 9 olduğu için şuradadır. E medyan kaç şu an? 2 olmadığı kesin. O zaman 2 olamıyorsa ben bunu 6 daha arttırırım. 8 yapar. Bakalım 8 oluyor mu? 1, 6, 7, 8, 9. Eğer bu 8 olursa burası 60 ve B 10 olacağından 9'dan sonra 10 gelir. Ve daha sonrasında buraya da 29'umu yerleştiririm. Böylelikle benim medyanım 8 olur. E A kaçtı? 8'di. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım medyan zaten A olmuş olur. Demek ki A8'miş. E B kaç oluyordu? 10. O zaman toplamları da 18 olur. Doğru cevap da B şıkkı olur. Hemen şöyle sayfamıza uzaktan bakalım. İşaretlememiz gereken soruları ortaya dökelim. Şimdi burada sevgili arkadaşlarım işaretleyeceğimiz sorular arasında şunu işaretleyebilirsiniz. Şu tam bir konu kavrama sorusu işaretlemenize gerek yok. Daha sonrasında 36'yı ve 35'i zaten söylemiştim işaretleyebilirsiniz. Şu da daha öncesindeki şu soruyu işaretlettirdiğim için, şunu işaretlettirdiğim için bunu işaretlemenize çok da gerek yok açıkçası. Ve artık güzel kitabımızın son sayfasındayız gençler. 37. soru. Son 4 sorumuz artık. 3e 3'lük, birim karelik bir karede her birim kareye birer tam sayı yazılıyor. Eğer her satır, her bir satır, sütun ve köşegendeki sayıların aritmetik ortalaması ortadaki birim karedeki sayıya eşitse bu kareye süper aritmetik kare denir. Örnek olarak da burada verilmiş. Şunların aritmetik ortalaması e, sevgili arkadaşlarım 12, 15, 18'in burayı veriyor. Şuradaki bunu veriyor. Buradaki bunu veriyor. Buradaki bunu veriyor. Buradaki bunu veriyor. Buradaki bunu veriyor. Köşegenlerdeki de onu veriyor. Yani olay bu. Tamam mı? Yani bu kadar. Peki buna süper aritmetik kare diyoruz. Devam. Aşağıda verilen 3'e 3'lük birim kare süper aritmetik karedir. Bu x eksi y farkı soruluyor. Şimdi ben şu kısma hani şunla şunun toplamı bana 5'in 2 katını vereceğinden ortalaması 5 olacağından ben buraya 10 eksi y diyebilirim. Çünkü y ile 10 eksi y'yi toplarsam 10 verir bana onun yarısı da bana 5'i verecektir. Dolayısıyla aritmetik ortalaması 5 çıktı. Peki bunda bunun toplam bana 14'ü verir mi? Vermek zorunda. Dolayısıyla burası 4 artı y olacaktır ki ben bunda bunu toplarsam 14 gelsin. 14'ün yarısı 7'yi versin. Ve artık soruyu bitirebiliriz. Y ile 4 artı Y'nin toplamı bana X'i verecek. 2X'i verecek. 4 artı Y ile Y'nin toplamı bana 2X'i veriyorsa demek ki 4 artı 2Y eşittir 2X'tir derim. Buradan 2Y'yi sağ, sağ, tarafa sallarsam 4 eşittir 2X eksi 2Y olacaktır. Ve her iki tarafı 2'ye bölersem 2 eşittir X eksi Y'yi verir. Benden de isteniyordu X eksi Y. O halde cevap 2'nin ta kendisidir deriz. Doğru cevap A şıkkıydı. Ve devam ediyorum 38'de x1, x2, x3 nokta 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 xn elemanlarının oluşturduğu n elemanlı bir veri grubunun aritmetik ortalaması x üssü iken veri grubunun standart sapması aşağıdaki gibi hesaplanıyor demiş. 1 2 3 4 5 elemanlarından oluşan bir veri grubuna aşağıdaki sayılardan hangileri eklenirse bu veri grubunun standart sapması artar diye sorulmuş. Şimdi gençler. Burada e, aritmetik ortalama şu ve dikkat et burada aritmetik ortalama bütün terimlerden buradaki aritmetik ortalamalar çıkmamış. Aritmetik ortalamaları çıkarıp karelerini alıp toplayıp kare kökünü bulup tabi bulmadan önce en eksi yani terim sayısının bir eksiğine bölüp kare kökünü almamız gerekiyor. E şimdi burada benim aritmetik ortalamamın 3 olduğu açık. Medyan da 3 aritmetik ortalama da 3 burada. Aritmetik ortalamam 3 iken bak aritmetik ortalamam 3 iken benim. Eğer ben bu veri grubuna 3 diye bir eleman eklersem üst tarafta fazladan sıfırın karesi olur. Çünkü 3 eksi 3 e, sıfır yaptı. E, sıfırın karesi sıfır. Ama terim sayısı arttığı için artık burası yani normalde 5'ti. Tamam mı? Burası 5'ti. 4'e bölüyordum. Şimdi 6 olunca 5'e böleceğim. 4'e bölmek mi daha büyük bir sonuç çıkarır? 5'e bölmek mi? Tabii ki 4'e bölmek. Dolayısıyla e, standart sapması artar diyorsa 3 ekleyemem. 3 gitti. Ama aritmetik ortalama haricinde farklı bir sayı eklersem standart sapma artacaktır. Yani buradaki verilen hesaplama artacaktır. Yani 1 ve 3 benim cevabım olur. Doğru cevap D şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlar. Ve 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 devam ediyorum 39'la. Eleman sayısı tek sayı olan veri grubunda elemanların küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralandığında ortadaki değer grubun medyanı, en çok tekrar eden değer de o o grupta grubun modudur. 8, 4, 2, 1, 2, 5, 9, 8 elemanların oluşturduğu veri grubuna A ve B elemanları eklenirse grubun modu ve medyanı değişmiyormuş. Şimdi A'yı ve B'yi ekliyorum. medyana değişmiyor. Modu da değişmiyor. Buna göre A ve B hangisi olabilir diye sormuş. Ben bunları küçükten büyüye bir, bir sıralayayım istersen. Birden bir tane vardı zaten. İkiden kaç tane var? Bak iki tane var. 2, 2 yazdım. Sonra sırada 4 var. 4'ü yazdım. Sonra sırada 5 beş var. 5'i yazdım. Sonra 8, 8 ve 9 var. Şimdi gençler bakın. Grubun modu şu an 8. Medyanı ne? Grubun medyanı da değişmiyormuş çünkü. Medyanımız kaç burada? Ee, medyan şu an 4 ile 5'in ortalaması. Yani 4.5. Değil mi? Şimdi, ama modumuz 8. Onu unutma. O zaman ben diyorum ki bu A ve B'den bir tanesi mutlaka ama mutlaka 8 olmalı. Şimdi 8 olacaksa niye? Çünkü modunun değişmemesi gerekiyor. Mod şu an 8 ya. Yani modun 8 olarak devam etmesi için 8 eklemem lazım. Böylelikle 3 tane 8 bana modu verir. Ama şimdi ben medyanın sağ tarafına bir sayı ekledim. Sol tarafına da bir sayı eklemem lazım ki sol tarafına da bir sayı eklemem lazım ki medyan değişmesin gene 4 5 olsun ortadaki sayılar. Yani gene 4.5 gelsin benim medyanım. O halde 8'in yanına ben soldan bir sayı seçmem lazım. Bu da nedir? Bak 2'ye 8 olarak D seçeneğinde verilmiştir. Ve artık son sorumuz. Bu kitabın da son sorusu. Umarım bu toplam 360 tane soru çözdük. Hatamız kusurumuz oluyorsa affola ama çok çok ama çok yani var ya şöyle anlatabilirim sana efsane sorular çözdük şu kitap bak şu kitaptan ee, inşallah bu sene 2024 yılında yapılacak YKS'den o kadar güzel sorular tutturacağız ki o kadar güzel paylaşımlar yapacağım ki sınavdan sonra bu, bu kitabı çözmeyenler bin pişman olacak gençler aklınıza bulunsun ben size bunu söyleyeyim sadece aklında bulunsun yani ben benim için inanılmaz derecede rahat. Çünkü 40 soru serisi kendi zaten rüştünü ispat etmiş bir seri. Anlatabiliyor muyum? Zaten kendini ispat etmiş bir serinin kitabı bu. Yani bir kitap yazdık ve kendini ispat etti değil. Bu tam tersten ilerliyor. Kendini ispat etmiş bir serinin kitap haline gelmiş versiyonu ve ben bu soruları yazmam. 360 tane soruyu oturup günlük 10 tane soru karalayarak 36 günde yazabilirdim ama bu kitabın yazımı 5-6 ay sürdü arkadaşlar. İnce deyip sık dokudum. Soruların çoğunu fark ettiysen sayfalar uzaklaşıp uzaklaşıp bakıyoruz ya o uzaklaştığımız yerde bazı sayfalarda 5 soru varken 5 soru da işaret sana. Mutlaka sınavdan önce tekrar et bunları diye. Neden tekrar et diyorum? Aklında kalsın diye mi? Tabii ki o sebepten ama ama aması var. Sınavda karşına çıkabilir diye işaret ettiriyorum ben onları. Ve bilen bilir. Her sene bu şekilde ben e, sorular işaret o sorular hemen 1-2 hafta sonra sınavda karşınıza çıkıyor gençler. Tamam mı? Dikkat edin. Dikkat edin. Dediğimi yapın. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Tamam mı? Çünkü farklı şeyler söylersem sınavdan sonra beni alırlar. Gençler devam ediyorum anlatımımıza. Bir veri grubu küçükten bir ödürü sıralandı. Gruptaki terim sayısı tekse ortadaki sayıya çiftse ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına biliyorsun ki ne deniyor? Medyan deniliyor. 7 kişilik bir sınıfın boylarının küçükten büyüğe doğru sıralanmış listesi aşağıda verilmiş. Bu tamamen ama tamamen gözümle çözebileceğim bir soru. Ama sınavda çıksa eminim ülkenin %90'ı yapamaz bu soruyu. O yüzden dikkatli dinle beni. Bir sınıfın boy uzunluklarının oluşturduğu veri grubunun aritmetik ortalaması 170'miş. Şimdi ortalama şuralarda bir yerde 170'miş. Bunda sıkıntı var mı? Yok. Yani e, büyükten küçüğe doğru sıralanmış zaten ortalaması burası. 170. O civarda bir yer. Buna göre Ozan ile Mavera bu sınıftan ayrıldığında kalan 5 kişinin boy uzunluklarının oluşturduğu veri grubunun aritmetik ortalamasıyla medyanı nasıl değişir? Bir kere Ozan bu sınıfın en uzunu Mavera da en kısası olduğu için bir alttan bir üstten eksiltirsem ortanca terim değişmeyeceğinden bir kere medyan zaten değişmez güzel kardeşim. O yüzden C ve D gider. Şimdi gelelim aritmetik ortalama yorumuna. Burası değerli. Bu grubun en kısasının ortalamaya olan uzaklığı 14 iken en uzununun ortalamaya olan uzaklığı 20'dir. Burada ortalamadan daha uzak birinin bu gruptan ayrılması dengeleri tamamen değiştirecektir. Hangisi uzaksa yani şu o ayrıldığında bu grubun aritmetik ortalamasını düşürecektir. Çünkü zaten grubun aritmetik ortalamasına en çok katkıda bulunan isim burada 190 ile ozan. Neden? Çünkü bu mu katkıda bulunuyor? Yani 14 değil mi? Yani uzaklığı 14 ama diğerini 20. Aritmetik ortalamadan çok daha yüksek. Dolayısıyla ben ozanı gruptan ayırırsam aritmetik ortalamam düşecektir. Dolayısıyla aritmetik ortalama azalır. Medyan değişmez de doğru cevap B şıkkı olacaktı sevgili gençler. Dedik ve bu sayfadan da işaretlememiz gereken soruları size göstereyim. 38 tamamen konu anlatım sorusudur. Ve şimdiye kadar ÖSYM standart sapmayla bir alakalı herhangi bir soru sormadı. Zaten dikkat ettiyseniz ben de bir tane soru koydum ki karşınıza çıkarsa şaşırmayalım diye. 37. soru karşınıza çıkabilir arkadaşlar ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda. 40. soru çıkarsa sürpriz olmaz yani çoğu kişiye göre sürpriz olabilir ama benim için olmayacaktır. Daha sonrasında 39. sorumuza baktığımızda yine bu soruda TYT'de karşınıza çıkma potansiyeline sahip bir sorudur. İşaretlemenizde fayda var sevgili arkadaşlar dedik ve artık canımız sevgilimiz kitabı ben de sizlerle birlikte tek tek çözdüm arkadaşlar. Gördüğünüz üzere uç lekesi, silgi lekesi fazlasıyla mevcut ve ben de sizlerle birlikte çözdüm ve sizlerle birlikte bu kitabı bitirdim. Hem bu kitabı çözdüm, hem yazdım, hem çözdüm, hem işte dizaynına yardımcı olduk. Her şeyini kendimiz yaptık. Hem de karşınıza çıktım videolarınızı e, çektim. Video çözümlerini yaptım, gerçekleştirdim. Umarım e, burada bu zorlu bir süreçti. Bu süreci bitirdik. Şu an farklı siz e, beni görmeseniz de bilmeseniz de ben arka planda sizler için inanılmaz deli dehşet çalışıyorum. Şu sıcak yaz günlerinde problemler fasikülünü yazıyoruz arkadaşlar. Bomba bir problemler fasikülü geliyor. Piyasada göremeyeceğiniz tarzda sorular olan bomba bir fa problemler fasikülü geliyor. Bu fasikülü kaçırmayın derim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, bu seneki ilk defa arkadaşlar bir videomun altında yani e, acil matematik dönemlerini de hatırlayanlar belki vardır bilmiyorum. O zamanlardan bu yana kanalımda çektiğim her videonun altına mutlaka pdf koymuşumdur. Bazı serilerde pdf koymadım ama o serilerde zaten 2-3 soruluk seriler. Tamam mı? Yani 2-3 soruluk seriler olduğu için öğrenci ekranlarını izlesin dedim. Ve o serileri de zaten sınava bir hafta 10 gün kala çektiğim için bunların altına pdf koymak zaten anlamsızdı. Ama şöyle bir durum var. Bunların altına pdf koymadım. Yani ilk defa pdf koymadığım sevgili gençler seri bu seri aslına bakarsan. Ben neden koymadım? Dedim ya arkadaşlar. Daha önceki videolardan anlatmıştım ben. Ee, yani 5-6 aylık sorulara emek harcadım. Ve ben bunların pdf'ini paylaşmam demek. Yani zaten 80 sayfalık bir kitap. Ben bunların pdf'ini paylaşmam demek. E, benim emeğim karşılığında bir başkasının para kazanması demek. İşte kimlerin fotokopiciler gibi. Ee, bazı istisnai yorumlar geliyor. Hocam işte Tanklı yazıcıdır şudur budur hocam tabletten çözeceğiz. Arkadaşlar bir kişiye iki kişiye bile bu pdf yayıldığı anda sonsuz kişiye ulaşabiliyor. Ya bu üstel fonksiyon biçiminde artıyor bunun yayılma hızı. Şu an Google'da çoğu yayının pdf'inin bulunmasının sebebi de bundan kaynaklıdır. Ki hoş zaten pdf paylaşmasak da fotokopiciler bir yolunu buluyorlar ama ben dediğim gibi içim rahat etmiyor. Ben... Kızımla vakit geçirmekten kendimi alıkoyup bu soruları emek harcayıp e, yazdıysam kitap satsa da satmasa da hiç problem değil. Ben bunların pdf'ini yayınlamama karar aldım ki e, Kare Akademi'ye çok teşekkür ediyorum. Teoman hocama çok teşekkür ediyorum. Şu dönemde öyle 69-90'a falan e, bazı web sitelerinde 51 liraya bile satılıyor bu kitap. Yani 51 liraya. 51 liraya bu ülkede artık çok affedersiniz. Yani normalde YouTube videolarında bu konuyu konuşmak serbest mi ama hani kötü bir alışkanlık var ya Türkiye'de insanların %80'inin kullandığı kötü bir alışkanlık o, o satılıyor ya o fiyatlara o satılıyor öyle düşünün. Yani bir paket ondan alacağını bir tane kitap alabiliyorsun. Dolayısıyla arkadaşlar ben pahalı falan olduğunda düşünmüyorum. PDF çıktısı almak yerine siyah beyaz notlardan çalışmak yerine bence direkt kitabı alıp kanlı canlı. Ee, renkli resimli kitabı alıp bunu çözmek e, daha güzel bir hissiyat uyandıracaktır diye de tahmin ediyorum ki zaten 80 sayfalık bir kitabında yani 50 liraya kitap almak mı e, 40 liraya fotokopi çıkartmak mı yani hani e, bunun karar mekanizması sizsiniz evet gençler kitabımız bitti daha da uzun konuşmak isterim ama ciddi anlamda da sıcak oldu yani e, terimden artık o kadar sık terliyorum ki gördüğünüz üzere burası arkadaşlar artık Kurudu, yandı ve kızardı. Ve her terlediğimde bu bölgede inanılmaz derecede bir e, yoğun yanma hissi hissediyorum ki şu an olduğu gibi. E, bu yaz biraz değişik geçti. Ankara ilk defa bu kadar bir sıcak gördü. E, artık bu konuları da farklı muhabbet videoları oluşturalım ve oralarda konuşalım sevgili arkadaşlar. Canlı yayınlarda konuşalım sizlerle beraber. Discord'da konuşalım sizlerle beraber. Discord'da yayınlar e, yapalım. Böyle iki haftada bir, üç haftada bir veya ayda bir zaman ayırdıkça Discord'da toplantılar yapalım. Oralarda konuşalım diyelim. Evet gençler sizleri çok seviyorum. Bu seride benimle birlikte bana yol arkadaşlığı yaptığınız için minnettarım arkadaşlar. Merak etmeyin. Merak etmeyin doğru yoldasınız. Hiç merakınız olmasın. Bu adam sizi sınava girdiğiniz ana kadar hem maddi hem manevi hem böyle fiziki olarak her türlü ama her türlü yanınızda olacak. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve her zaman olduğu gibi bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.